Derdi o. Ya bak işte benden oynuyor ama şey. Hayır, hayır. Cansel, hayır. Cansel, Cansel, Cansel. Yok, yok, yok. Cansel, lütfen. Cansel, lütfen. Cansel, lütfen. Cansel. Cansel, yapma. Ay, ay çok üzüldüm. Ay, çok üzüldüm. Lay, lay, lay. Yok, ne oldu? Erdem sen istemiyor diye mi bu kadar zorlanıyor? Hani içerledin, dün ağladın ya orada oturup. Hani şu beğenmediğim hani, Erdem'den hani mi bahsediyorsun? Hani teyzen diyor, beğenmedin Erdem'e gülüyor. Ayağıma yapıyorsun. Cansel, Cansel. Ayağıma yapıyorsun. Cansel, Cansel. Cansel, ayağıma yapıyorsun. Neden Melis'in üstüne gidiyorsun? Melis onu tek başına yapmadığını da biliyorsun. Biliyorum. Ama Melis'in üstüne gitme. Melis'in üstüne gitme. Melis'in umurumda bile değil. Anladın mı? Umurumda bile değil ama sen harbiden yanlış yapıyorsun. Hadi ya. Bunu o kafadan sakın iyi görünmüyorsun. Biliyorum ya böyle yaparak film yapmaya çalışan sensin ama emin ol sadece lazım. Zavallı gibi görünüyorsun. Çünkü öylesin. Anladın mı? Ben bunu mi daha iyi fark ettim. Evet zavallısın. Zavallı. Bu kadar basit. Dün bunu kanıtladın. Teyzen gelince o da söyledi zaten. Kadına söyleyecek bir şey bile bırakmadın. Yazık seni övüyordu. Söyleyecek bir şey bile bırakmadın. Anladın mı? O derece. Burada bak bu evin içinde zavallı olan tek bir insan varsa Melis evde kalır. Anladın mı? Ay lütfen. Öyle anladın mi? Mı? Kızlar bu kadar yakınlaşmayın tamam. Anladın mı? Bu kadar yakınlaşmayın. Ay Melis. Cansel hayır seni. Kendinize gelin bir ya. Kurban olayım size ya. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ne yapacaksınız? Birbirimizi mi döveceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Kurban olayım size. Yapmayın bir tanem bu kadar yakınlaşmayın. Ya ne diyorsun ya? Neden gaza geliyorsun ya? Tamam. Ne kimi geliyorum ben ya? Bana niye bağırıyorsun kızım sen? Kızın iyiliği veriyorsun diyorsun. Bak ben senin iyiliğin için söylüyorum. Gaza geliyorsun ya. Cansel'i çok. Deneyecek hiçbir şey yok. Neyse burnuna iltifat aldın ama. Küçük ya burnun kolay koparırlarmış. Evet kolay kolay koparabilirler ama ellerinde kalacak bir burnum olduğunu hiç düşünmüyorum. Burnumu da gereksiz şeylere hiç soktuğumu düşünmüyorum. Zekamın da gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu ilişki... Efendim beyler hazır mısınız? Merakla bekliyoruz şu an ne oluyor? Bütün dikkatinizi, sizin de bütün ciddiyetinizi, mertliğinizi, dürüstlüğünüzü koyup... ...insani duygularla bu olaya yaklaşıp... ...sağlam bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Bu bizim için, bütün izleyicilerimiz için... ...sürekli arkasında durduğumuz Türk örf, adet, ilişkiler, insan ilişkileri, sadakat... Aşk, sevgi, evlilik yolu için çok önemli bir görüntü çünkü. Hazır mıyız? Evet. Hazırız merak da bekliyoruz. Hep beraber evet. Bakalım. Bu ne abi? Ayça mı? Ayça. Bu kim ya? Ayça mı eski sevgilisi? Kim o ya? Ayça, Ayça dövmeleri. Hayır Ayça değil ben. Öbürü. O anladı galiba. Adamın yüzü gözükmüyor. Yine var başka arkadaşı olabilir. Halil değil mi o? Biriyle yemek yiyor. Bende bir şey var zaten. Görünüm. Ayça niye misin? Halil. Halil değil mi o kardeşim? Yüzünden beri saçlarından beri. Yüzüne bakar mısın yalnız? Bu ne ya? Tüylerim diken diken oldu. Bu kim ya? Nişanlısı mı? Ne demek abi ya? Yemek yiyorlar. Yemek yiyen biri. Ne acaba ki? Ne var bunda? Şaka gibi ya. Gayet normal resim ne var? Önce bir dakika. Neydi bu bana? İşin muhatabı. Ne o? Ayça'ya sormak istiyorum ama Emre'nin yüzünü hepiniz görüyorsunuz şu anda öyle değil mi? Evet. Ayça bu ne o? Ne demek bu? Gülüyor mu? Gülüyor bile ya. Ayça ne demek bu? Fotoğraftaki kim? Sen nasıl gülüyorsun şu anda? Ya bir susar bir dakika, mısın? Bir dakika dur. Bir susar mısın ne demek bir ya? Bir sus ya Allah Allah. Emre bir dakika dinle Emre. Ya dinlemeden bilmeden bana öyle gözünü açma yani. Şimdi biz bu kişinin suratını şu anda seni sadece dinliyorum. Sadece şu anda dinle seni o zaman. Sadece dinliyorum. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum. Orada ben senin karşında kimin oturduğunu çok iyi anladım şu anda. Karşında kimin oturduğunu şu anda çok iyi anladım. Ama bu açıklama ne olacak, nasıl olacak çok merak ediyorum. Yap bakayım bana bunun açıklamasını hadi. Karşında oturan Halil. Kim? Halil. Halil, ne? Bir dakika. Ya Kaya bir mesaj yürüt ya. Yollayan, çiçekleri çöpe attığın, 6 ay önce ayrıldın eski nişanlın Halil. Evet, Halil. Karşımda oturan Halil. Halil'le baş başa yemeğe mi çıktın sen? Hayır, çıkmadım. Anlatayım.
ben sinemaya gidecektim. Yeni dedi ki hadi sinemaya gidelim kuzen dedi. Hadi gidelim dedim. Zaten sıkılıyordum ben. Burada dile de getiriyorum artık. Sıkıldım, bunaldım. Her gün ev vaktim hiç zaten olmuyor. Zaten biliyorsunuz 12 saat burada yaşamak. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hafta sonları serbest sevgili izleyiciler. Ve biliyorsunuz eğer gelin ve damat adaylarını birlikte yakalarsanız 5000 lira ödülümüz var size fotoğraf kareleriyle. Bunu bir izleyicimiz çekmiş. Fotoğraf karesindeki bir damat adayı değil. Ancak Ayça'nın da kabul ettiği gibi Halil, eski nişanlısı. Buraya ona ilanı aşk bana geri dön diyen evet. Halil. Evet. Biz evet. Sinemaya gittik yeğenimle. Orada dedi ki bana kuzen tuvalete gidiyorum dedi. Zaten alt kat yemek, AVM'nin alt katında yemek yiyorduk. Hatta Halil'in önünde bir tepsi var. O Halil'in yemeği değil. Yeğenimin yemeği. Biz karşılıklı yemek yiyoruz. Evet. O gitti. Aradan 5 dakika geçmedi. Halil önümde durdu benim. Ben böyle bir kaldım. Bu yani bir kumpas, bir takip. Büyük ihtimal ben orada tepki veremedim. Daha çok dikkat çekecektim. Ufak bir tartıştık böyle sesimizi yükselttik. Millet bakınca ben hemen kafamı çevirdim. Hani tanıyacaklar diye. Daha da büyütemedim onu. Çünkü ben olayı büyüttüğüm zaman benim Halil'le çok büyük kavgalarım var. Ben mahkemelik bile olmuşumdur. Çok büyütüyorum. Büyütmedim. Sakince karşısında oturdum ve dinledim. Orada eğildiğinde bana telefondan bir şeyler gösteriyordu. Ve gösterdiği sevgilisiyle resimleriydi. Halil'in telefondan gördüm. Onun sevgilisi olan resimleri. Yani onları sana gelip de diyordu. Bak bana yeni sevgilim var. Ben artık mutluyum mu? Bana dön dedi. Yeni sevgilisi olan bir insan senin yanına niye ondan gelsin? Ondan sonra küsusar mısın? Bana dön dedi. Hani yarışmadan çık dedi. Dön dedi. Ben seni hala seviyorum. Dedim ben hani bunu konuştuk Halil. Bu konu kapandı. Daha niye buraya geldin? Sen beni nasıl burada olduğumu buldun? 15 dakika falan en fazla oturdu yanımda. Nasıl buldum dedim. Ya, ben dedi bulurum dedi. Ki büyük ihtimal yeğenim. Bekle bir dakika. Yeğenim söyledi. Peki bir şey soracağım. Emre belki senin sorduğun soruyu soracağım. Kalk git. Büyütemedim olayı ben işte o anda. Nasıl büyütemedin ya? Senin kalkıp gitmen lazım oradan Ayça. Sen eğer o insanla bir şey paylaşmak istemiyorsan seni orada bak dünya üzerinde bir insana tamam mı? Kimse hiçbir şeyi zorla yaptıramaz. Bir insan canı ne istiyorsa onu yapar. Kimse zorla onu silah zoruyla bile olsa sen bağırırsın, ortalığı birbirine katarsın. Orada kendini haklı çıkarmak için ortalığı birbirine katarsın, tamam mı? Senin başına silah bile dayasa bağırırsın, çağırırsın. Orası bir AVM, orada güvenlikler var, orada insanlar var, çevreniz kalabalık. Oradan her türlü uzaklaşmasını bilirsin, tamam mı? Senin orada gülerken yüzünde gülme ifadesi var ya. Ya karşısında oturmuşsun, adamın gülümsüyorsun. Allah, gülerek cevap vermişsin. Gülümsüyorsun. Senin ya el ele değil kızım miyim Emre ya? Başka bir yerde mi yapalım? Ayça, bir saniye. Kimse bir şey söylemesin. Kimse hiçbir şey söylemesin kimse lütfen. Şimdi, bir dakika Ayça ile Emre'yi. Ayça'nın en büyük sorumluluğu şu an Emre'ye karşı. Ve Türk izleyicisine karşı. Onları baş başa bırakacağız. Ayça, bütün açıklamalarını, bütün... Temiz kalpliliğine Seda yapacağını bile diyor. Seda abla inanmıyor ki ya. Ne yapayım? Çöpüden mi atlayayım yani? Sonuçta yok. Sen bunun onda biri için daha büyük kıskançlık çıkarabilecek kadar evet, tebriğisin. Biliyorum. Emre orada bir erkek olarak şu an bunu yapmasa ben seni sevdiğinden şüphe ederim. Çok haklı. Ya aranızda Seda abla, haklı size zaten sormak istiyorum. Bu açıklamadan önce bu fotoğrafı siz herhangi biriniz. Aferin Emre ya. Vallahi. Orada dur. Sakın konuşma. Orada bir dur. Ben sana burada aylarca yalvardım. Orada bir dur. Ben sana orada burada aylar, bana o elini indir. Orada ben sana dur. Burada aylarca yalvardım. Ben de orada dans bir etmeye... dur. Bak bana dur deme. Bana sakın dur deme. Eline koluna bu hakim sinirle ol. Bana sakın dur deme. Eline koluna sana hakim ol. Sana ben 3 ay. Seni hiçbir ben şey de dans etmeye kalkmayan adam ağzın kulaklarına dans ediyorsun. Seni hiçbir şey gözüme ilgilendirmiyor. Gözüme soka soka beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen hiç kes sesini. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen buradayken de ben dans ettim. Susar mısın? Susar mısın şu an dur. Ayça. Çok alakası var Emre. Çok alakası. Bak, seni sevdiğimi bildiğin halde benim gözüme soka soka dans ediyorsun. Ağzın kulaklarında benle yaptıklarını onunla yapıyorsun. Rol yapma farkında bana mısın? Burada. Rolü yapan sensin. Rol yapma sen bana burada. Oynuyorsun, ben değil. Benim canımı sıkma. Senin canını sıksan ne tamam olacak? Tamam mı? Efendi gibi. Sevgin, bu mu? Efendi gibi. Tamam mı? Sen benim sevgime hak laf edebilecek ya da benim şu anki bulunduğum duruma laf edebilecek bir pozisyonda değilsin. Bir kere bunu bir kafana ediyorum, yaz. Ne olacak? Bir kere yazdım, bunu bir kafana yaz. Ediyorum. Haddini bilmen lazım. Ben bilmiyorum haddini. Hadsizlik yapmaman lazım. Hadsizlik yapıyorum. Ne efendi olacak? Gibi git evinde sen otur. Sen benim gözüme tamam sokamazsın mı? Bazı şeyleri tamam mı? Ben senin gözüne sokmak sokamazsın için uğraşmıyorum. Ben hayatıma bakıyorum. Gözüne anlatabiliyor muyum? Emre. Sen benim gözümün önüne soktuysan o resimleri ben senin gözünün önüne bunları sen sokar. Sen açıklama dinlemedin. Ya bir sus. Bana o elini indir. Benim seni sevdiğimi bile bile kalkıp bunları yapamazsın. Geç, Emre bak geç benim bunları, gerçekten geç, sinirlen. Sen benim geç bunları, çok iyi biliyorsun. Geç bunları, geç bunları, geç bu konuları. Hangi bu konular konuları kapanalı haftalar oldu ağzın tamam mı? Ağzın kulaklarındaydı.
ağzımın kulaklarda olması seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam mı? Sen bu konular hakkında yorum yapabilecek bir yetkiye sahip değilsin. Yapıyorum. Çünkü ben senin elinden o yetkileri alalı çok oldu. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi haddini bil. Bilmiyorum. Artık. Tamam mı? Bak ben benim sinir kat sayımı daha da yükseltmeden şu evden çıkıp gider misin? Hayır, gitmiyorum. Çünkü sen buraya konuşmaya gelmemişsin. Sen burayı basma. Ne oluyor ya? Basmadım ya. Ne oluyor ya? Sen benim seni sevdiğimi bile burada buradan oturduğum masadaki bardağı nasıl yere atarsın ya? Neyse ne? Ya ben atarım. Atamazsın. Ben atarım. Sen öyle bir gerekse burayı komple dökerim yani. Emin ol. Bak, bunu Ayşe, da yaparım. Bak. Bunu da yaparım. Sen yine söylüyorum. Benim seni sevdiğimi buraya senin için döndüğümü bile bile ağzın kulakların boş merdivenden konuşma çıkıp boş burada konuşma nasıl boş konuşma. Boş konuşmuyorum oğlum, boş ben konuşma doğru konuşuyorum. Boş konuşma. Beni sinirlendirme Emre. Bak boş konuşma. Bak bazı şey beni istemeyebilirsin. Barışamayabilirsin. O ses tonun düştü. Ama düşürmüyorum. O ses tonun gerçekten seni düştü. Seni sokamazsın. İstenmeyebilirim ama sokamazsın. Senin öyle bir lüksün yok Emre. Ne yapacağım? Gözüme sokamazsın sen benim ne bazı şeyleri. Benim eski nişanlısıyla resimleri gözümün önüne gelmiş bir sevgilim vardı bir zamanlar. Tamam mı? O hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey için sana çırpınmadı. Sana ben açıklama yaptım. Ya bırak neyin açıklaması, sus. Bir sus. Bir sus artık, benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Sen bu şekilde gelip bana birincisi bağıramazsın. Haddini bil. Bak haddini bilmen lazım senin artık. Tamam mı? Ben adabımı bozmayıp seni karşıma alıp konuşmaya devam edebiliyorsam senin bütün yaptıklarına rağmen benim burada oturduğum, benim aramda geçen konuşmaları bilmeden evet, benim onunla ne dansını konuştuğumu gördüm hiçbir evet şekilde bilmeden evet, dansını dansa gördüm kimin kimi kaldırdığını ben bilmeden ben sana yalvarıyordum dansa kalkalım diye. Bak benim canımı sıkma. Ya ben sana yalvarıyordum dansa git, dans et benimle diye. Nasıl isteyerek kalkabilirsin dansa ya? Sen istemesen dansa kalkmayan bir adamsın. Seni ben tanıyorum. Çünkü arkadaşım sadece. Evet, ben arkadaşlarımla çünkü dans sadece etmiyorum. Sadece arkadaşım. Emre. Eyvallah, hiçbir şey demiyorum ama yazık, gözüme sokma. Buraya seni sevdiğim için, pişman olduğum bak, için. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kendini sen affettirmek hiçbir için, bir şeyden için pişman sokma değilsin. Ayça! Yeter! Sen hiçbir bana şeyden bağırma pişman değilsin bak. Nereden biliyorsun bak benim ya canımı sıkma. Ya nereden biliyorsun? Nereden çok biliyorsun iyi biliyorum ben. Nereden ben biliyorsun? Çok iyi beni biliyorum konuşturma Emre. Ben çok iyi biliyorum. Nereden biliyorsun ben diyorum çok iyi sana ne ya? Oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak Emre beni delirtme. He? Ne oldu ya? Gittiğinde o adamın büyük aşkı bitti mi? Gelmedi mi peşinden? Emre bana o adamdan bir ne daha oldu bahsetme. Sus. Bana sus o adamdan bir daha bahsetme. Sus. Sakın bahsetme. Sus diyorum. O adamla ilgisi yok. Buraya döndüysen senin için döndüğümü defalarca söyledim. Sen iyice kendini açtın. Ve sen açtım evet ya. Eski Ayça'ya döndüm. Ve sen istesen bu yemeğe de gelmezdin. Anladın mı? Yo geldim. Bu yemeğe de gelmezdin. Geldim. Senin için her şeyi göze aldım zamanında. Evet. Ama sen bunu hak edecek evet tavırlar ve davranışlar sergilemedin. Anladın mı? Vermedim. Tek kalemde sildim. Vermiyorum. Geçti. Çünkü anladın ben hiç mı kimseye yanlış yapmam. Bana yanlış yapanın da bütün doğrularını silerim, anladın mı? Nereden çünkü biliyorsun senin bana karşı hiçbir doğrun kalmadı. Ya nereden biliyorsun? Ses. Nereden biliyorsun? Bak Emre bu masayı dağıt. Ya. Al otur yemeğini ye şimdi. Sen işte bu kadar. Sen işte bu kadar. Sen işte bu kadar adap bilmeyen, uslup bilmeyen, hareket bilmeyen, tavır. Ben gerçekten inanamıyorum. Yazıklar yani olsun sana ya. Yaptığı şey yakıştı mı acaba sana? Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Elim ayağım titriyor yemin ediyorum. Erdem iyi miydi? Yo. Bildiğin Erdem ya. Her zamanki Erdem yani ne olacak ki? Nasıl yani? Nasıl iyi olsun? Ya tabii ki iyiydi yani. Sonuçta ben gittim oraya. He iyiydi morali. Anneydim yani. Tabii canım morali gayet iyiydi. Morali gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Çok hoş karşıladı Allah Allah beni ne yapacak? Çok ağlayacak beğendim mı misafir gelmiş misafirin yanında? Çok beğendim. Yani müthiş beğendim. Anlatamam. O kadar çok şey konuştuk ki, o kadar çok şey paylaştık ki çok tatlıydı. Benimle ilgili hiçbir şey söylemedin mi? Yo, ne işin var senin orada? Sen buradasın işte. Bir dakika, Erdem benimle ilgili çok hiçbir şey söylemedi mi? Ya niye söylesin ki? Biriktir sonra kullanırsın bu kapakları. Bir dakika. İnanmıyorum. Benimle ilgili hiçbir şey söylemedi ve morali aynen iyiydi. Evet, seninle ilgili ne söyleyecekti ki? Bir şey mi söylemesi gerekliydi? Bir şey mi vardı? Siz ayrıldınız ya, niye bir şey söylesin diyor yani. Ayrıldınız mı siz? Evet. Hiç öyle bir şey söylemedi. Bu da ayrı bir konu. Teşekkür ederiz. Ay çok iyiydi ya. Bak ben sana ne diyorum, o olmamış gibi davranıyorum. Dün Melis yaptı. Hiç umurumda eseri değil. Eseri gördüm biraz böyle bozuktu, morali kırıktı böyle yani kalbi kırılmış hiç gibiydi ama Erdem hiç o halde değildi. Demek ki o da bitirmiş. Umurunda değil demek ki. Ne umurunda değil? Senden ayrılmak mı? Evet. Ay ne yapsın ki seni zaten? Ne yapsın seni? Ben onların hepsine toplu gönderdim böyle.
Ne konuştunuz? Ay neler konuşmadık ki, çok şey konuştuk. Emre'yle konuştuk. İçlerinde beğendiğiniz damat adayı var mı? Hani bu bizim ailemize gelebilir dediğiniz bir damat adayı. İçlerinde beğendiğim damat adayı, çok güzel bir soru sordun. Bu bir anneyi en güzel böyle yani odak noktamız diyeyim, evet, daha doğrusu. Evet, anne olarak. Şimdi bir kız annesi olarak. İçlerinde huy olarak en çok beğendiğim damat adayı kim biliyor musunuz? Kim? Neyse. Erdem'in morali gayet iyiydi. Kimi beğeniyorsunuz? Bir dakika, Erdem'in morali gayet iyiydi derken bunu neden konuyu bu kadar? Konuyu nereden nereye çektiler? Demek ki Erdem'i beğeniyor. Gerçekten çok iyiydi Erdem'in morali. Erdem çok miydi en beğendiğiniz damat adayı yani? Ben Erdem demedim ki, Erdem'in morali gayet kimdi? İyiydi dedim. Yani? O da bana kalsın. Erdem'di şey... yani. Ne? Yok, Erdem'le de konuştum ama Erdem demeyeceğim. Demeyin konuştuk. Bence de zaten. Çok sohbet ettik. Hadi desem sanki seni de çok... Ha, Erdem'in çok umurunda değilsin. Olsaydın bugün biraz böyle şey olurdu. Umursamıyor seni artık. Umursamıyor beni artık. Evet. Beni umursamıyor artık. Evet. Öyle mi? Allah. Bir şey söyleyebilir miyim? Yüksek müsaadelerinizle o zaman. Nur'un sessizliğinin ardından siz bayağı bir sesliymişsiniz ama. Nur hiç benzemiyormuş size. Onu da görmüş olduk. Dane'ydi değil mi? Hı hı. Müdis. Nur sessiz değil. Bir şey söyleyeceğim. Erdem Serhan'ın yaptığını mı yapmaya çalışıyor acaba? Erdem aynen Serhan'ın yaptığını yapmaya çalışıyor. Kızı unutamadı buraya getirmeye Romana'yı. Çalışıyor. Buraya getirmeye ama çalışıyor. Ben burada yaşamak istiyor ilişkisini. O zaman herkesin eski sevgilisi gelsin. Yok abi. Artık. Senaryo yazdınız 2 dakikada. Ben sanmıyorum Erdem'in öyle bir şey yapacağını. Erdem öyle baksana bir şey hayatta yapmaz. Bu olaylar onu gösteriyor yani. Yani Romana'yı ama... Ya Erdem o... Ben hala kızla görüştüğünden adım kadar eminim. Ama böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Erdem'le Serhan bir değildi aslında bence. Görürsün. Nereye oraya mı gideceksin? Melis çok bağırma. Melis böyle bir şey yaparsan hala bir ay şey hissediyorsun demek. Ay kahvaltı etmeden. Ver onu da. Dur bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Getir. Tankıt getirdi. Al şu kağıt da koy üstüne. Çöp poşeti nerede? İp ama var mı? Çöp poşeti lazım. Çöp bak direkt bunu hakikaten şey paraşüt yapıp öbür tarafa uçuralım. Melis geldi. Aha evet. Paraşüt yapıp uçuralım. Bismillah. Hayırdır. Şavaş. Dur yolcu. Nöbetçiler. Bastığın yerde nöbetçiler. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda mı? Korumayalım. Misafirine göndermiştim. Bu nedir şimdi? Sizi damatlar evine gönderecekler muhtemelen. Onu ben alayım sizden isterseniz. Şimdi ben damat evine buradan mı gideceğim? Şuradan biz sizi uğurlayacağız şimdi. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun kendinize oldum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Memnun olduk. Memnun oldum ben de. Kızlar, çok memnun oldum. Çok, ben de çok dikkat edin. Çok 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 teşekkürler. Tatlı kızlar. Hepsi birbirinden pırlanta gibi. Ben de çok memnun oldum. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden tatlı. Çok memnun oldum gerçekten kızlar. Oh. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yani, çok teşekkürler canım benim. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoşçakalın. Yok öpmeyin bence. Kendimi yaşlı hissediyorum öpülünce. Estağfurullah. Kızlar kendinize çok iyi bakın. Çok siz memnun de. Oldum tanıştığıma. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siz de. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Atladın mı? Şşş daha yeni çıktı. Ay Melis Allah aşkına yani. Ben mi sanki fikirlerini... Ya ne diyorsun be? Ben mi fikirlerini kontrol ediyorum insanların ya? Saçmalama kadın bir gitsin ondan sonra tartışacağız. Saçmalıyorsun şu anda. Evet bununla bir alakası yok. Orada İlay'ı bulandadı. Onur da iyi. Ben dedim beni şey... Senin o imalarını var ya. Gel pasta gideceğiz gel. Pasta hadi gelin. Ben yedireyim mi sana pasta? Azıcık enerji olur mu? Pasta yiyeceğiz gel. Kavga etmesin. Rahatladın mı? Ya Melis, senin o imalarını anda... var ya çok ne iması kızım ya? Ben neredeyim orada? Saçmalıyorsun şu sürekli anda. Sürekli ima yapıyorsun ya bak, kızım. Bak Melis, saçmalama. Sürekli ima yapıyorsun ya. Ben orada sadece fikrimi söyledim, tamam mı? Ya sen fikrini söylemeyeceksin bundan niye sonra. Niye söylemiyorum? Niye? Sürekli ima yapıyorsun. Kızım kimi istediğini bir söylesene. Ben Melis istiyorum mi demedim. Sadece mi istiyorsun? Sadece fikrimi söyledim. Bak bundan sonra senin istediklerini ben de isteyeceğim. Haberin olsun. İstediğini isteyebilirsin. Tamam mı? Rahat ol.
misin? Ben sana demedim mi? Ben zaten serbestim. Bak bizden gibi rahatım. Rahat bak, ol. Bak Semih istiyorsan alabilirsin dedim. Aldın zaten. Bak kes çeneni. Annesinin fikirlerini ben mi kontrol ediyorum? Sen bu saatten sonra kesiyorsun çeneni. Sen bu saatten sonra kesiyorsun çeneni. Tamam mı? Niye kesiyorum pardon? Rahat ol tamam mı? Niye bitmiştir. Niye kesiyorum canım benim? Bitmiştir. Ne bitmiştir tamam ya? Tamam mı bitmiştir? Sen bittin. Ben böyle tehditlere gelmem tamam canım. Sen bittin. Yanlış kişiyi tehdit ediyorsun. Melis, sen bittin. Daha demin kahvaltı yapıyorduk hep beraber. Tamam bak şimdi bir şey bittin. Söyleyeceğim. Melis buradaki konu Nur değil gerçekten. Sen bittin kızım. Melis, hayır ben sanki gittim annesine dedi ki beni seç. Tamam bittin. Benimle konuş. Nur değil konu. Semih zaten seni istedi. Bunu biliyoruz. Nur annesi demedi ki ben Nur bir saniye. Beni seç demedi ki. Ya bak kimi istiyorsa ona gider diyor hala ya. Kimi istiyorsa ona gider diyor hala. Tamam. Bir sakin olur musun? Melis, Melis sakin ol. Benimle öyle tartıştın tamam mı? Bunu yapma Melis, bak bunu yapma. İki medeni insan gibi tartışmasını ya ben medeni insanlar gibi tartışamıyorum. Sana ne? E o zaman sen nasıl Semih'i elde etmeyi düşünüyorsun? Böyle devam et. Alacağım. Böyle devam et tamam mı yaptığın huylarına? Bu şekilde hiçbir şekilde kazanamayacaksın. Ya ben kazanıp kazanamayacağımı senden mi öğreneceğim kızım? Kızım suçu ne? Ne yapıyorsun sen? Bak hala beni... Gerçekten bunu görmek bile istemiyorum sen yani. Ya sen beni görmek istesen olur, görmek istemesen hadi ne olur kızım ya? Hadi pastayacaksınız gelin. Melis! Bana ne ya? Ne oluyor ya? Gerçekten hoşlanmış. İşte. Şu yaptığı gerçekten ay, kendi kendine kışkırttı, kendi kendine bir şeyleri devirdi. Niye keseyim? Bugün Nur ve Melis atıştılar yemek yerken. Dani, Cansel ve Gözde arka masamızda pasta yiyorlardı. Oradan bizi dinlediler zaten ama hiçbir şekilde Melis'i savunmadılar. Ben şuradan şunu anlıyorum. Gözde bu eve girdiğinden beri yeni bir ittifak kuruldu ve bu ittifaktan Melis çıkarıldı. Semih'in annesi çıkar çıkmaz Melis Nur'a saldırdı ki oysa ki kahvaltı ediyorduk. Çok fena yükseldi birdenbire. Tabii Semih hayalleri suya düştü. Hayaller ve hayatlar oldu. Anneye ne demiş biliyor musun Semih? Melis'i seçmiş demiş. Ha, Semih yani seni anladın seçti mı? Zaten. Sen onun ne konuştuğunu yani. Bilmeden. Yok, sonra yüzü onu anlattık. Ben de şimdi onu söyledim. Lütfen. Bak demiş ki Semih Melis'i seçtiği için ben hiçbir şey yapamam bu saatten sonra demiş. Ve bırakın mutlu olsunlar demiş. Onu tanısın demiş. Ve bırakın da mutlu olsunlar da demiş evet yani. Demiş yok canım. O yüzden Melis, bana ilk günden gelen bir garizi var ya Melis benden acısını her türlü çıkaracak bunu. Çünkü ben insanlara iyi oluyorum. İnsanlar nankör. Ya ben bak, onu çok iyi anladım Melis. Sen artık yeter. Bir sürü laf saydım bak. Bir nankör desin yani artık. Ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. Sabahtan beri saymadığın laf kalmadı. Sen benim o nankör lafını kullanma bana. Tamam neyse. Tamam. Kullanmasın ama bak şimdi Melis. Kullanma. Şu anda öyle yapıyorsun. Semih o hareketlerinde onu gösteriyorsun. Konuyu, tamam mı? İşte bu görüntüde Semih izlerse çok kötü bir görüntü olacak anladın mı? Semih zaten seni seçti yani erkeğin seçtiği taraf önemli. Ve sana geçerek zaten onda bir güven problemi yarattı. Zaten Nur demedi ki ben Semih'i istiyorum aralarına gireceğim diye. Bir de öyle düşün. Semih'in seçtiği insan sensin. Bu annesinin fikirleriydi. Yani şurada bir gerçek ki Melis için erkekler evinde kavga ben çıktı yani. Ben hayatımda kimsenin arasına girmeye çalışmadım. Senin için kavga bile etti. Kimsenin boş fikirlerini de değiştirmeye çalışmadım. Hem de ilk gün ya, ilk asla üçüncü yani. Günde uyarı aldı çocuk senin için. Yapma istersen, saçmalama artık. Bunları düşünme, böyle hani mutlu bak, ol. Burada saldırmana gerekecek hiçbir şey yok. Bir şey yok ortada. Hani yok, savunmuyorum da. Söylenen bırakın, konuşmalar önüne geldiğinde senin yüzün kızaracak. Yani. Boşu boşuna yapma. Ne yapıyorsun ya? Değer mi? Onu söylemeye çalışıyorum. Sabahtan ben o yüzden susturmaya çalışıyorum. Değmez. Hani ortada bir şey yok. İlişkileri yok ya. Eser. İlişkileri yok ya. Bizi aynen. Kıskanıyorlar kardeşim. Adnan anlatır mısın? Kesin neyin? Şu an izliyorlar bizi. Gelmediler. Ha? İlk Eser'le Semih dedi. Ama canım gelmezler. Siz gelmesinler. Ben memnunum. Aynen öyle ya. Ya onlar hayır anlatmasını yani. Onlar istiyorum ya. Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Tamam yani gelmek zorunda değiller. Semih musun? Gelebilir. İzni çıktı mı Semih'e? O zaman önce. İlk çıktı. Zaten ondan sonra biz tepki yaptık. Sonra ben dedim ki ben gideceğim dedim. Ben orada söylemişim ben hariç diye. Eser dedi ben de gideceğim falan filan. O sırada karmaşa oldu. Sonra ekrana verdiler Eser'le Adnan gidebilir diye. Gerçekten hanım köylüsün. Bak şimdi nasıl anlatıyor olayı. Ya şurayı ya. Kendini, saptıra kendini saptıra. Kendini ayrı tutuyor. Adnan. Birlik beraberlik olabilmesi için. Sizin olan aklınızı kıskanıyorlardır onlar. Dedim ki. Birlik, Eser'le Cansel'in senleci onların yok ya. Birlik beraberlik olabilmesi için. Ay inanıyorum seni ya. Dinle. Birlik beraberlik yani olabilmesi için dedim. Önce hepinizin ilişkisi olması lazım. Sıra sana bağırıyor sen böyle nasıl ya, susabiliyorsun. Önce dedim hepinizin ilişkisi olacak. Sonra bize diyebileceksiniz ki hep beraber gitmesin. İyi de yani böyle tıpış tıpış çıkıp. Dedim ilişkilerimize bitiş ya. Ben de ona bağırdım ya zaten. Ben yer miyim? Biraz yazık kaldı. Hayır, daha konuşacağız onunla. Eser de hiçbir şey yazmadı.
Eser özür mahiyetli beyaz bayrak sarmadı. Hayır, nasıl gelmez ya? Niye gelsin kızım? Bir dakika, ismi çıkmış ve gelmemiş. Adnan. Demek ki işte fazla önemsememek gerekiyor. İnanmıyorum. Ney? Annesi geldi mi? He, geldi. Of. Annesi seni istemediğini söyledi ona da. Bitirdi. Neyse, akşam konuşursunuz. Neyini konuşacağım? Vallahi içeriz. Ya ne bileyim, konuşmadan bitiremez. Kahve? Bitirmeyiz. Vallahi içeriz. Ya biz zaten o etkinlikte ne yapacağız, ben anlamadım. Ya gelin siz burada yaşayın. Eyvallah. Aynen. Böyle iki kişi. Eser'le ikiniz burada yaşayın. He. Ben mesela, gidip Semih'le konuşmak istiyorum. Mesela haftanın birincisi... Git konuş hadi kızım, git. Gelsin. Gel bir de bas bir daha. Ben gidip Semih'le konuşmak istiyorum. Come in here. Ses 1, 2, 3. Hemcinsleri nasıl koruyorsun? Ay, inanamıyorum ya. Bak ne dedim, demin burada otururken ben çok mutluyum falan. Ben mutluyum abi. Tebrik ederim. Onlar mutluyken niye böyle bir şey yapmadılar? Ne oldu, ben mutluyken mi yapmadım? Öyle demiş ya. Ama dur, daha bir şey bilmiyoruz, bir sakin ol. Kızım bir şey bilmiyoruz, sen de bir dur, hemen strese girme. Oo. Çok sert oldu ya. Acaba bu ne demek? Nur. Neydi kız senin lafın? Hangisi? Annesinin sözünü dinledim. Hani dün şuradan buraya söylemişti bana. Bana... Şimdi anlaşılıyor ki Semih annesinin sözünü dinledi şu an. Hayır ya, ikisini beraber tanıdık. Nur gelecek, Melis gidecek. Emin misin? Aynen evet. Öyle. Anne kimleri tanımak istedi? Evet, öyle olacak. Ama Semih ben gitmek istemiyorum demiş gelinler evine. Onu ne yapacağım? Evin basacağım. Erdem'e de ev basmaya ya son. Bir dakika arkadaşlar, ben Nur'la Semih'in görüntüsünün verilmesini istiyorum. Dur kız. İstedikçe verilmez. İstedikçe verilmez, ben sana söyleyeyim. Belki bu kız şimdi senin yüzünden gitti ha. Sen dedin ya, ben gitmek istiyorum. Patlolu gönderdim. İsteme. Bırak. Çok sakin ol. Bebeğim. Emre başkasıyla an... olduğunda ben de böyle göreceğim. Bir tanem, istedikçe verilmez diyorum. Bunu bilmiyor musun sen? Şu an bak, senin moralini düzeltmeye çalışıyorlar. Bekle, istedikçe verilmez. Sen Semih'e aşık mı oldun iki günde kız? Ya etkilenir insan. Ben Emre'yi görür görmez tutuldum ya. Normaldir. Ne oldu canım? Ne oldu canım? Çok mu komik? Sahte gülüşler yine. Masaya mı geçelim? Ne yapalım? Bu ne ya? Kız Nur gel bunun üzerine bir çorba iç. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Kim yaptı? Sen şu topukluyu çıkar da öyle gel canım. Şu topukluyu çıkar, ondan sonra Cicek'im gel. O kol var mı? Onlar hayır. Hayırdır? Ne yaptın Melis? Bak, nasıl yaptım biliyor musun? Sen çok saygısız bir insansın. Böyle yaptım. Biliyor musun? Sen çok saygısız bir insansın ve kıskançsın. Bunu kabul et kızım. Kıskançlıktan şu an çatlıyorsun ya. Seni mi kıskanacağım? Evet, beni kıskanıyorsun. Çünkü bu gülleri dağıtan sensin. Burada kim yaptı bunu? Sen yaptın. Ben yaptım. Sen çok kıskanç ve bir insansın. Evet, ben yaptım. Senden durum şu an, biliyor musun? Ben yaptım. Bravo. Alkış. Seni mi kıskanacağım? Bravo. Şunu yalnız Nurcuğum. İlk gül aldığın kişiyi o kadar önemsemiyor musun? Onu da görmüş olduk. Canım, çünkü sen seni kırmızı odaya gitmeden önce hiç ilgilendirmez. Ve sen fark ettin. Gül almayı istersin canım. Burada çekemeyenler de çatlıyor. Eğer şuradan çıkarken dedim ya, çalış senin de olur dedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Kafanı çalıştır. Ben şu anda başka bir şey anlatıyorum sana. Anlatma. İlk sana gül veren kişiyi önemsemiyor musun? Onu anlatmaya çalışıyorum. Önemseseydin Allah, görürdün. Allah'ım nasıl da kıskanılıyorum bu evde. Dur, gül yok mu kız? Yok canım. Oluyor mu? Diyaframdan gülebiliyor muyum? Yok canım, biraz daha kesin burada. Kesin bu çağıran Selçuk ya da şu karın bölgesini sıkacaksın. Bir şey öyle, söyleme bak. Ben hayatımda hiç öyle bir şey duymadım. Bir öğretsene bana nasıl gülüyor. Diyaframdan gülmek diye bir şey duymadın mı? Duymadım. Bir öğret. Öğretsene ya, ben de merak ettim. Heh, yap bakalım. Diyafram nefesi nasıl oluyor bilmiyor musun? Biliyorum. Oradan bastırarak güleceksin. Yani şu an ben sesimi diyaframdan çıkarıyorum mesela. Aynı şekilde kahkaha. Bunun gibi. Sen bayağı marifetli misin? Melis çok güzel yapıyor. Yapsana Melis. Marifetli misin bak? Yeni yeni şeylerini göstermeye başladın. Bekliyoruz. Emre, Ayça'yla yemeğe gittiğinde... Şurada kötü oldum. Bunu kabul ediyorum. Çünkü ben duygularımı açık ve net söylerim. Ya sus bir ya.
Sonra soracağım ve susmayacağım. Hayırdır? Melis, hı? Sakın. Sen hayırdır? Sakın. Ben yakından sakın. Görüyorum. Elini çeksene. O elini çek. Tamam, kim bana yaklaşma. O elini çek. Yaklaşma. O elini çek. Yaklaşma. O elini çek. Kız elinde su falan var. Bak üstüme dökme. Hep sen bana su döküyorsun Melis, çekil. Kalkanlarım. O elini çek. Tamam hayatım, yaklaşma. Çek. Otur oraya, oradan tartış benimle. Bak, tamam mı? Bak elini çek. Çektim. Gel Melis, ısınalım biraz. Haddini bil. Hadi. Ne yapacaksın? Elini arkaya atarak mı böyle kendini savunuyorsun? Haddini bil. Çok güzel taktikmiş. Hadi ben de atayım. Hadi. Bak sen sınırlarını çok aşıyorsun. Kızım benim Allah'tan başka kimseden korkum yok bu dünyada. Hı-hı. Tamam mı? Bunu idrak et, öyle gel. Bu idrak et falan, sen ne bir kızsın ya. Biraz kaliteli davran. Canım ben zaten kaliteliyim de. Belli. Sözlerinden, insanları aşağılara küçük düşürerek. Ya sen şu tipine bir baksana ya. Ne varmış haline bir bak ne varmış? Ya. Şu gerçekten haline mi bakar mısın? Bu tipimle beni 3 kişi çağırıyor ama seni kimse çağırmıyor. Ha. Ah canım. İtiraf etti bu sonunda bak. Nasıl övünüyor? 3 kişi çağırdı beni. Görünen köy kılavuz istemez. Mesajlarını iletildi mi? Bence iletildi. Bu durumda bile biz yine yolumuza devam ediyoruz ve hakikaten ayrılmayacağız. Hakikaten artık aynen. Her şey bitti dense. Tabii tahmin edebiliyorum. Biz demin, her şeyi unutmaya razıyız. Tabii ki, keşke yeter olsa. Yeter ki mutlu olsalar. Keşke olsa. Ama ya sen ne kafanı sallayıp duruyorsun ya? Böyle olmayacak. Bak sen, keşke olsa. Şu an mehtaplık yapıyorsun bana. Kızım sen Erdem'e nasıl bir düşmanlık besliyorsun böyle içinde? Sen ne yapıyorsun sen Melis? Ya? Ben iyiyim. Annen senin söylediği şeylere diyor. Ben o konuşurken sadece onu dinliyorum. Annesine kafamı böyle sallıyor. Olmamalıydı anlamında da kafamı sallıyor. Evet, bilgin olmalıydı olsun. Yani. Doğru demek doğru istiyor. Doğru olan bu değildi. Birlikte olsaydınız diyor. Tamam mı? Yandım. Aferin. Aferin. Ciddi şu an burada oturmak o kadar rahatsız ediyor ki beni. Kalkıp gidebiliriz. Hayır. Naş. Naş aa, mı? Hiç yakışıyor mu? Bu ben ne gidiyorum. Biçim bir üslup ya? Hadi güle güle be kızım. Bye. Hareketlere bakar. Teyzeciğim giderken seni uğurlarım aşkım. Tamam. Daha fazla muhatap olamayacağım. Melis'in yaptığının hiçbir yerde yeri yok. Hiçbir sözlükte bir anlam ifade etmiyor. Saygısızlık, her şey diz boyu. Karşısında iki tane büyük var. Bırak onu izleyen bu kadar aile ve insan var. Yaptığı şey gerçekten çok yanlış bir şeydi. Ve ben bunu kabul etmiyorum. Bir teyze olarak yerinde şey olmayı istemezdim ben şahsen. Ben bir şey konuşamıyorum şu an. İnan ki ben de üzülüyorum çok. Teyze olarak şu Melis'in herhangi bir yakını olarak burada olmayı gerçekten bilmiyorum yani ya. Bilmiyorum, yok böyle bir şey. Zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Yani ben de çok üzülüyorum. Ben de çok saldırdım içeride. Vallahi siz gelmeden önce izlediğinizde zaten göreceksiniz. Ben içeride hep Erdem'den yana oldum. Dövme bahane Erdem'den dedim. Erdem'den yana olmak her şey. Erdem'den değil. Yana derken heh. Onun suçsuz olduğunu biliyorum. Bak içeri giriyor, bas bas. Yok oğlum böyle kadın olmaz ki. Yok, sen evine öyle kadın yapacaksın. Ne olur ya, bıktım hepinizden. Ya bırak Cansel ya, bıktım hepsinden ya. Otursana mı bir bak, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sana. Anlaştık. Allah Allah ya. 12 saat kapalı kalmak normal değil. Biz de farklı. Hayır, bıktım hepsinden ya. Sürekli geliyorlar. Sakin. O öyle bu böyle. Yok ben şey gelin istiyorum. Nasıl gelin istiyorsunuz isteyin ya. Bıktım teyze ya. Melis, kelimelerine dikkat et. Bir de. Melis. Melis. Ne diyorsun ya? Kelimelerine dikkat et. Ne diyorsun? Kelimelerine dikkat et diyorum. Ben seninle ilgili kızım bir şey söyledim. Sesini alta, içeriye git. Ya sen bana ne diyorsun ya? İçeriye git. Melis. Sana mı soracağım? İçeriye git. Teyze, lütfen. Teyze çekil. İçeriye git. Teyze çekil. Lütfen. Teyze çekil. İçeriye git. Sen ne? Ya, sen ne hakla? Sen ne hakla bana karışıyorsun? Kelime edemezsin. Aa, yeter artık ya. Bir yere kadar. Size. Hadi yavrum. İyi oldu böyle olması Ayten Hanım. Evet evet. Yani sizin için iyi oldu. Ya sizin için de Allah hani iyisini versin size. Amin. Hayırlısı. Çantamı alayım ben içeriden. Tamam. Ya ben getirmek isterdim de şu an oraya girmem. Onu daha da yükseltecektir. O yüzden gerek yok. Çantam orada yavrum. Teyzemin çantasını verebilir misin? Oh.
Anne dikkat et, aşkına sahip çık. Teşekkür ederim. Güzel gidiyor görüyorum. Evet. Canım benim. Dediklerimi unutmayın, oldu mu? Sen de öyle. Biraz az kaldı. Seninle konuşamadık senin. Olur, barika zamanı inşallah. İnşallah. Sana da mutluluklar, yeni gelin. Kendine iyi bak. Kendine çok iyi bakın. Görüşürüz. Kendine dikkat edin. Kendine üzülmeyin. Tamam canım. Ayça'cığım. Mehtap sana nasıl bahsettim ben? Siz de olmuş işte. Ben siz tabi çektim hadi ya. Çok söylerim. Gel bakalım. Burayı bakın. Görüşürüz bebeğim. Gel öyle. Çok dikkat edin kendiniz. Sen de. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın kıza. Anne görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Kusura bakmayın tekrar. Yok. Senin kusurun yok. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sen de. Kusura bakmayın tekrar. Yok. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi gelin biz içeri gidelim. Bugün Melis ailelerin yanında müthiş yükseldi. Hiç beklemediğimiz bir şekilde hadi erdemlerini bozdun Melis. Niye kendi teyzenin yanında bu kadar yükseliyorsun? Ne gerek vardı? Hiç yakıştıramadım sana. Bunun elle tutulacak hiçbir yanı yok. Melis misafirlerine karşı çok yükseldi. Evet benim arkadaşım ama yaptığı davranışları tasvip edeceğim anlamına gelmez. Büyüklerimize karşı her zaman ben saygılı olmayı zaten kesinlikle herkese öneriyorum. Aralarındaki erdemle olan sürtüşmeyi de kesinlikle tasvip etmiyorum. Çünkü sonuç itibariyle o da bir erkek ve ilişki yaşadığı insan. Melis inşallah son zamanlardaki bu gerginliği üzerinden atar ve daha sakin bir kız haline gelir. Hiç gelmeyene o. Hiç yanıma gelmemeniz. Şov gibi sanki tamam. Biraz. Hiç yanıma gelmemeniz. Gördük şovu. Gördük şovu. Senin şu yaptığın şov gibi sanki biraz. Senden daha konuşacak bir şeyim yok ya. Çek elini ya. Ya bu hareketlerin ne senin ya? Bu terk edip gitme falan ne? Benimle konuşacaksın tamam mı? Seninle neyi konuşacağım benimle ya? Benimle konuşacağım. Ya hadi git. Ya bu hareketlerin ne senin ya? Melis. He ne bu hareketlerin? Melis, sana diyorum. Hey. Melis dokunma. Dokunma. Bana dokunma bir daha. Bak şu hareketleri yapmayın tamam, arkadaşlar. Tamam dokunma ama temas etme ya. O yüzden. Tamam mı? Sakin ol. Allah'ım aşk güzel şey be. Ah! Ne yaptın? Anlat hemen anlat. Heh. Anlatamam görmen lazım. Ay sen hakikaten Adana mı çağırdın? Aşkım söyleyemem şu an hiçbir şey. Aa. Niye? Her şakanın altında bir gerçek vardır. Söyleyemem görmen lazım. La 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 la. La 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 la. Ay çok mutluyum. Hay Allah. Mutluluktan kulağına geliyor ağzın. Ay gideyim de biraz bahçeciğimde oturayım. Bahçeciğimde? La la la. Yok. Başından beri varmış aklında ki benim bu hale gelmemi bekliyormuş bu. Duyguları özlemişim be. Bu... Ablana böyle bir şey yapmış olamaz değil mi? Yok, güzel günler bizi bekler. Ay. Sen yeter ki se kısmetse olur. Bir şey mi diyecektin tatlım? Aşkımız ne dedi Adnan sana? Aşkını mı itiraf etti? Ha? Olur. Adnan sana aşkını mı itiraf etti yoksa? Söyle. Kiminle görüştüğümü nereden biliyorsun? Hı? Ağzı kulaklarında gidiyordum burada Adnan Adnan diye. Ay. Ah. Adnan Adnan diye burada ağzın kulaklarında gidiyordun. Ay. Bak kızım bana bu şekilde bak yaklaşma ha. Bak o kadar gıcık oluyorum ki yapma bak. Gıcık olduğum hareketleri bana yapma. Acayip değil mi? Bak bana gıcık olduğum hareketleri yapma Melis. Ceydoş'um. Melis bana gıcık olduğum hareketleri yapma.
Aşkım. Anladın mı? Yapma. Adnan sana kesinlikle bakmaz ki. Adnan zaten benim için buraya geldi. Ben de onun için buraya geldim. Anladın mı? Anladın mı? Bak. Kimin için buraya geldiğin değil, kiminle buradan çıktığın önemlidir. Melis, anlıyor musun benim dediğimi? Bunu sen de gayet çok iyi biliyorsun. Bak ne güzel Adnan'ın bir cümle. Adnan'ın senin gibi bir kıza bakmadığını, sen bakmayacağını sen de gayet iyi biliyorsun. Benim değil gibi mi? Bir kız derken? Senin gibi bir kız. Hadi anladın canım. Anladın sen onu. Senin gibi bir kız. Senin gibi bir kız. Senin anlıyor gibi musun? Bir kıza baktıysa benim gibi bir kızla evlenirsin. Birlik değil, ömürlük olsun. Bir yastıkta nasip olsun. Gel. Birlik ömürlük. Al sana kendine gel biraz. Oh. Aa, biraz kendine gel. Oh. Ne de güzel ıslandım. Yarasın. Kendini bir şey zanneden tiki seni. Seyirlik değil, ömürlük olsun. Bir umurunda mı mikrofonun olması? Nasip olsun. Umurunda mı mikrofonun olması? Gel. Adnan'ım gel. Utan be kendinden. Yaptığın hareketlerinden utan. Bir kadına yakışmayacak hareketler bunlar. Biraz utan, utan. Utan kendinden biraz be. Serinledim. Serinledim. Dur bakayım kendine geleceğim mi? Ya Ceyda ne yapıyorsun ya? O kadar da çok kıskanıyor yani. Şaka yapıyorsun Ceyda. Ay şimdi çok güzel böyle sırılsıklama aşık mısın? Evet. Ay yok artık. Melis. Sanırım benim çalımdan ulaşmış Melis'e. Yalnız var ya Ceyda, bunun intikamı çok acı olacak, haberin olsun ya yani. Ya bir şey diyeyim mi? Çok haberin komik. Olsun yani. Çok komik. Bunu yapmayacaktın bence. Çok komik. Ceyda ne yaptın? Ama ay, çok komik. O yaptın, yani yapılacak yani. Bir hareket arkadaş. Değil ama. Sırılsıklam, sırılsıklam. Hayır. Arkadaş, bir şey söyleyeyim mi? Ceyda yaptın abartı. Yaptın çok abartı. Yani aşık olmuş. Hani bu İntikam şekilde soğuk yenen bir yemektir Ceydoş. Ver kız. Güzel bir şekilde. Güzel bir şekilde gösterelim. Yaptın evet. Çok abartı oldu. Ay, ben şapkasını yediğim. Ay şapkasını yediğim. Ya çok ne? Yapma. Hacı ben öyle seviyorum. İnanılmaz yapmacıksın. Ben öyle seviyorum. Kötü duruyorsun. Artık Adnan bile ne? Sevmiyor. Size gülmüyor ne? Bile çocuk size yani. Size ne? Çok yapmacık. Sizi mi ırgalıyor? Aşırı size ne? Aşırı derecede yapmacıksın. İşte buna halk oynuyor derler. Anladın? Ya umurumda değil. Benim arkadaşlarım, dışarıdaki arkadaşlarım beni tanıyor. Nasıl bir kız olduğumu biliyor. Demek ki senin farklı karakterlerin var ki içeride ve dışarıda farklı oluyorsun. Yani kusura bakma. Benim gerçek karakterim bu. Ama sizin gerçek yani. Karakteriniz bu değil işte. Evet canım, evet. Vallahi ben öyle bir şey demiyorum. Dışarıda farklıyım, içeride farklıyım. Ben her zaman savundum. Ben burada nasılsam dışarıda da aynıyım. Dedim yani bunu. Yarışmanın başından beri söyledim. Bazılarının hoşuna gitmese de sen Daniela'sın, Daniela'sın. Evet ben Daniela'yım. Ya bir kesin Allah aşkına ya. Vallahi bak. Hadi o kadar belli ki kıskandığınız. Cansel'i bile kıskanıyorsunuz. Cansel'i bile kıskanıyorsunuz. Adnan'la Ceyda'yı mı kıskanacağız biz? O kızı olmayan en yakın arkadaşım diyorsunuz ama o kızı daha, bile kıskanıyorsunuz. 5 dakika sonra başkasıyla olabileceğini düşündüğü Adnan'la Ceyda'yı mı kıskanacağız biz? Bayağı kıskanıyoruz. Kusura bakma yani de ben senin ilişkinde... Kusura bakmayın da sizin gibi değilim ben. Sen seviyorum dediğin adamın 5 dakika sonra başkasıyla olabileceğini düşünebiliyorsun ya. Dün gece ağlıyordun ya da. Bir söyleyeceğim, bir söyleyeceğim. Ben de biliyorsun ondan önceki gece ağlıyordum. Kızda. Bir dakika. Dinleyecek misiniz? Ama araya giriyorsun, tamam, söyle. Tamam, anlatmıyorum. Yazık vallahi, sizinle evlenen adamlara yazık yazık. Aman neyse. Su akar yolunu bulur. Elbet sizin ilişkinizde bir gün bitecek. Sizin yaşadığınız o sahte aşkı asla burada gerçek ilişkini sergiletmene izin vermem. Sen anladın nasıl mı? Görmek istiyorsa onu sen görüyorsun. Kime anladın yandaşlık mı? Yapıyorsun? Bak, kime sen yandaşlık nasıl görmek yapıyorsun? İstiyorsa onu görüyorsun. Kime tamam yandaşlık yapıyorsun sen, çünkü ya? Kıskanıyorsun. Hangi Cansel'i adamla? De kıskanıyorsun. Hangi oradaki olan ilişkileri evet, de kıskanıyorsun. Evet, Esra'yla Cansel aşk yaşıyor ama sen Adnan'la aşk yaşamıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Lütfen benim onlarla yaşadığım şey burada kimse karışmazsa sevinirim. Tamam. Eser de sonuna kadar olabilir ama lütfen yandaşlık yapıyor. Görmeyi ilgilendiriyor kızım. Gördün mü Cansel? Sen kimsin yandaşlık yapıyorsun ya? Senin yaşadığın hangi şey gerçek ki sen yandaşlık yapıyorsun? Ben Ceyda Kırıcı'yım. Sen kimsin yapıyorsun? Sen kimsin? Ben Ceyda Kırıcı'yım. Ha? Ceyda Kırıcı kimmiş ya? Ceyda Kırıcı kimmiş? Ben de Ceyda Kırıcı. Esmer misin?
seviyorum. Ben seviyorum kızım. Ben bunun günahsını altında hayatta kalmam. Esmer ne dedi ya? Başlarım ben onu. Ya ne saçmaladın Mehtap ya? Ya hiçbiri hayalindeki ve karşısındaki karıştırdılar yani. Zaten tip olarak eserin hayali. Hayal yok, hayal yani. Öyle işte hayal. Nasıl Dingo'nun ağırı hayal ettikleri ya. Burada yok zaten yani. Onlar bir yerler yani. Başka bir yere. Evde pardon da hiçbir şey anlattığım gibi. Mesela bir şey yok yani. Sen öyle. Sen öyle. Sen öyle. Sen öyle. Mehtap ne yapıyorsun? Ay şu an kendimi gerçekten zor tutuyorum. Gel bir şaka olsun Allah'ım. Bunu Murat'a sor yani. Benimle benimle. Bir tek ben mi kaldım? Mehtap. Valla şunları ne yani. Ben de geliyorum. Sarışın mavi gözlü gösterdim. 1.70 oy demişti değil mi? Evet çok komik. 1.70 oy demişti değil mi? Oturmasını kalkmasını bilen demişti değil mi Erdem'de? Kes çeneni. Ya Mehtap Şanay abarttı yani. Yarışmaya ilk girdiğinde 1.70 boyun var hani diye yazmış. Acaba hani neresiyle yazmış? Dani niye gidecek ki? Dani'lik bir şey yok. Dani fit dedi, zayıf dedi adam. Ay bunları isteyen adamlar ilk önce bir kendine vallahi baksın ben ya. Hayır uzun boyluyormuş yani. Bak kas. Gayet var. Bir dakika. O göbeği neresin ilk önce? Deniz dedi. Sevgi açmış. İnce uzun dedi kanka. İnce uzun dedi. Ve sevgi açmış. Sevgi vermesi lazımmış. Arkadaşlar benim pizzemi gayet beğeniyor şimdi orası açık ve net ama dedi ki hani çok büyütmesin bilmem ne kusura bakmasın da eseri benden başka kimse bu kadar alttan almaz yani. Ay çok güldüm ya. Kimse de almaz. Ay, şu ev kırmaya gerçekten özür diliyor. Ay keşke mesela özür diliyor adam. Ay Allah'ım çok güldüm ya. Erdem esmer kızlardan hoşlanıyormuş. Ben de bayağı esmerim zaten. Yalnız, hep sarışın geliyormuş yani. Melis hayatının aşkı romanına sarışın. Melis. Hayatın aşkı romanına sarışın ama diyorum. Evet. Hayaller hayat. Melis ya bende var ya sıfır bedenim ha. 1.80 boyum var göster. İnce belli. Gidelim biz de gidelim. Ne gideceğim? İnce belli. Hayır gitmem. Ne gideceğim olan sevgilim ya. Ne yüzde gideceğim. Ben gitmem. Ay havalara bak. Gidelim kaçırmayalım. Sen git şunlarla dalga geç. Ben. Ay gideyim ben bunlarla dalga geçeceğim. Hayır Emre çok komikti ya. Peki. Ya sen çok kızgındı. Acayip kızgındı tamam mı? Sakın sürprizden bahsetme. Aman diyeyim bak. İnşallah bahsetmemiştir. Mehtap sinirliyken ağzı boş davranabilir yani. Ay Emre'ye bak sen. Tövbe estağfurullah bir şey diyeceğim de şimdi. Dua yavaşladınız hayırdır? İnşallah. Eyvah. Saklanın lan bir şey mi? Kavga edeceğiz biz hayır tamam mı? Tamam. Olayla karşılık edeceğiz tamam. Tamam mı? Kimse ya. Başla. Ardından Mehtap geliyor. Benim canımı sırma Murat abi. Ya ben kaç kere söyledim ama bak. Yeter ama. Ama kardeşim kaç kere uyardım seni. Sen dediniz kim ne oluyor? İyi de kardeşim sana ne verelim işte. Lan seviyorsan. Ya sen ağzını aç kalıp kulağını duyuyor oğlum. Ben sana ne söyledim? Abi kendi ilişkinle ilgilen. Abi sakin ol. Kendi ilişkinle. Lan oğlum yapmayın demedim mi bir daha? Abi sakin ol. Kavga mı ediyorsunuz bir de siz? Abi. Kızlar sonra gelin kavga var. Lütfen çok karışık ortalık şu anda. Lütfen bak sizi çekemeyiz. Tamam mı? Lütfen sonra gelin. Ya ne zaman karıştım bak, ben abi, kardeşim? Sana abi ne diyorum. Zaman karıştım? Adnan, sana ya abi diyorum. Hayır. Gerçekten sana Adnan. Abi diyorum bak. Kızlar, benim canımı sıkma. Özellikle yapıyorlar. Özellikle benim canımı yapıyorlar. Sık. Sana abi diyorum kızlar. Yapma bunu bana Adnan, ya. Özellikle acıyorum. Yapıyorlar. Ya bak bana bak bir daha. Ya hayır şaka mı? Bak kocaman adam. Ya özellikle yapıyorlar yemeyin. Abi şu an. Özellikle yapıyorlar. Allah aşkına hadi git. Ya Delihan'ı gelmedi. Ya bunlar biliyor musun izlediğimizi? Mehtap gel. Adnan benim kardeşim ya. Biliyorlar abi. Ağlamasın özellikle yapıyorlar. Ağlama ya gelme. Emre çıkın abi. Emre. Bak hala konuşuyorsun. Ya özellikle yapıyorlar. Ya hayır. Mehtap versene. Allah. Sakin ol. Mehtap gel buraya. Esmer kadın seviyorsan git esmer kadın bul. Bir daha da 70 milyonun önünde. Ben esmer seviyorum. Bu da sen ne olsun. Bilmem ne demek gelme yanıma. Sakın gelme yanıma. Sakın bana bir daha dokunma. Tamam mı? Bekle beni. Koş. Bilmem beni ne bekle. Bu da sen. Ne oluyoruz ya? Bu ne şiddet mi Ceren kardeşim nasıl ya? Olur? Bunu nasıl yaparsın? Bunu nasıl yaparsın? Ben şimdi var. Tamam. Nasıl yaparsın? Tamam. Tamam. Tamam.
niye gelmiştin? Bunu bana neden yaptın? Bir şey yapmadım sana ben. Sana ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Yeter artık her gün ağlamak. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Mehtap. Ya Allah kahretsin ya. Sana gelmeyelim, yapma. Ne yaptığını zannediyorsun yapma. Murat? Niye Esmer seviyorsun da benimle çıkıyorsun? Mecbur musun? Mecbur mu kaldın? Sarışın olduğumda bilmem de yeter. Mecbur mu kaldın? Mehtap yeter. Ne yeter Murat? Sakinleş. Sakinleş. Bunu o zaman konuşalım. Murat yeter artık ya. İstemiyorum. Git peşimden. Murat git peşimden. Yalnız bırakma. Yalnız bırakma. Murat git peşimden. Abi git peşinden, zorla geçti seyret, ya. Hayır git. Yani hani soruyordum. Git, böyle aç, ayrılmayın. Sonuçta biz onu zorlamadık. Yaşadık. O değil, olan kolyeyi oldu, kolyeye yalanız. Ne oldu? Yani, kolyeyi düzelim. Kolyeyi açtı, bizi böyle kırdılar yine ya. Aferin sana, ne oluyor oğlum? Abi nedir bu ya? Herkes bizim eve gelmeyin kardeşim artık. Her gün işinize bir şey kırıyorsunuz ya. Murat abiyle Mehtap. Yahu o nasıl bir durumdu? O nasıl bir haldi? Ben gerçekten Türk filmlerinde bile böyle bir sahne görmedim. Adam kadını çevirir gitme diye karşısında durur. Kadın gitmek ister. Adam buna müsaade etmez. Ama kadın sonunda gider. Ya güldüğüme bakmayın. Aslında onlara gerçekten üzüldüm. Ama bir yandan da komik geldi. Çünkü acayip bir haldelerdi. Gerçekten inanacak mısın? Gerçekten. Sabahtan bir açıklama bekliyorum. Tamam söyleyeyim. Söyle. Ben bunu söyledim çünkü senin tam tersini söyledim. Sebep? Çünkü ben aslında senden ve senin tipinden hoşlanıyorum. Ben hayalimdeki kadını yalan söyledim. Hep öyle olmuyor. Nefes alın biraz. Evet evet, nefes alıp nefes vermem lazım böyle. Evet. Derin derin. Evet. Siz anlatın biraz kendinizi, arkadaşlar da bir fikir sahibi olsun. Çok heyecanlandım ya. Bir şey içer misin? Su. Suyun ol. Bir de Esen kalkıp kalkmayacak mı diye baktı. Ben bitirsem. Yırttın, yırttın. Sen geçiyor da ondan sonra da başı belaya giriyor sürekli. Evet, takip ediyorum, izliyorum. O yüzden aksa. Kimsiniz, nesiniz abi? Şöyle ben, evet, ben de sordum işte. Ben 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ankaralıyım. Angaralıyım. Angaralıyım ben. Ayıp olur. Angaralı, Angaralı neresinde? Gelin nereden de bir tane? Hıdırlı. Ne iş yapıyorsun? Çekmeyeceğim. Yok canım. Ha, neresi? Bahçeli Evler. Ha, tam buz pisinin orada. Hemşehrimiz orada. Çok zamanında işte orada. Senin hemşehrin nasıl oldu? O da hemşehrimiz. Anlaşacağız. Kütüphanenin orada çok zamanında geçti. Sınavlı. Nerede? Ha. Evet, anladım. Bahçeli Evler. Öyle. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? Çalışıyorum, okumuyorum. İşletmeciyim aynen. Duymadım ben. Öyle. İşletme neydi? Böyle telefonla arıyorsun. İşi işletiyorsun. İş yeri. Business administration. İş yeri yönetimi falan. Yönetimi. Aynen. Bir iş yerinde... Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu aynı zamanda aşçımız bizim. Güzel yemekler yapıyor yani. Çok. Ne demek kardeşim? Gerçekten. Var mı onu sormak istediğiniz bir şey yani sizin? Soracağız siz canım, yavaş yavaş. Siz nasıl karar verdiniz bu programa katılmaya? İzliyordum. Tamam. Peki o izlenimlerinizi de anlatın. Bizlerle ilgili. Sizler çok iyisiniz. Sevimli, sempatik, neşeli. Hepiniz. Kızlar tarafında... Hazır mısınız kızların evine gitmeye? Aslında... Hazır mıyım, değil miyim bilmiyorum. Orada biraz tereddütlüyüm. Hani ne olur bilmiyorum. Medeni cesaret. İyi. Aklınızda bir aday var mı? Var. Dur switch. Söylemeyin. Söylemek istiyorum. Oy. Söyleyeceğim. Zaten tek onun için geldim. İzleyerek geldim. Ailemin onayı olarak da geldim. Wow. Oh. Evet. Sadece aklımda o. Onu alıp ve gidiyorum. Sadece o. Güzel bir bu kadar. Cesaret. Evet. Alıp başka birisiyle ilgilenmek istemiyorum. Wow. Bravo. Bunu söylerken de heyecanlandım yalnız. Adnan. Hayırlısı. Merak etmiyor musunuz? Evet, bekliyoruz. Ha, ben de sizin sormanızı bekliyorum. Kim? Ben sorayım. Emre.
Hadi hayırlı olsun. Allah inşallah. Tamamın Allah Allah. Allah sırtı mı? Utandın mı? Yok canım. Kızardı kızardı. Biz kalktık mı? Hadi biz varız. Siz yalnız bırakamam. Teşekkür ederim. Emre'cim gel istersen sen de. Biz konuşmaya başlayalım. Emre'cim hadi bakalım. Çok sempatik değil mi? Uçak gibi girdi. Ben bu filmi daha önceden görmüştüm ama. Hadi biz çıkalım arkadaşlar. Çıkartmayı görmüştüm ben bu filmi. Biraz fazla durdunuz zaten. Yalnız bıraksınız. Teşekkür ederim. Kırmızı odalarda geçersiniz beraber. Neşeli olman büyük ihtimal dikkat ettiğin şeylerden bir neşelilik. Evet. Hadi hadi hayırlısı. Ankaralı çıktı. Ankaralı bir de. Kan çekiyor. Vallahi ben yenge derim Emre. Aile derken yani ben. Şimdiden söyleyeyim sana. İkinci yenge izliyoruz. Da, nasıl yani ailemle beraber izliyorum. Başından beri takip ediyorum, izliyorum. Özellikle seni izliyoruz. Saygılı olmanı, terbiyeli olmanı, nasıl davranacağını bildiğin için. Teşekkür ederim. Ve seninle başlamak istiyorum bu yola. Teşekkür ederim. Ve bitirmek istiyorum. O kadar. Wow. Hadi inşallah. İnşallah. Bana gördüğüm en azı gelişti. Ben filmi görmüştüm. Daha fazla koşamam yani lütfen. Zamanım var. İlk önce ben, sonra sen. Sonra hep sen. Sonra hep sen böyle. Buradaki zorluklara evet. Hazırsınız yani. Kırmızı odaya git. Ya burada rahat da öbür tarafta nasıl? İşte onu kastediyorum zaten. Buradaki derken aynen. İki evi aynı anda kastediyorum. Evet. Hadi bakalım hayırlısı olur inşallah. Onu da göze alarak geldim. Ya araya fişek sokanları ne yapıyorsun? Benim bildiğim kadar ve... Artık böyle yapacağım, görmedim, duymadım, bilmiyorum. 4,5 aydır da bu evde Emre ile birlikte zaman geçirmiş biri olarak... Emre'nin o evdeki de duruşunuza da çok dikkat edeceğini bilin. Tamam. Bence ona göre davranın. Mehtap'a yanaş, tamam mı? Melisa'ya yanaş, Cansel, Ceyda. Bunları yanına al. Başka kim var? Korkma zaten, orası yeter. Ayça üstüne oynayabilir. Diğerleriyle de fazla Ayça'ya da karşına alırsın. Samimiyetini işte. Güzel kur bak, sana tavsiyem. Ayça'nın üzerime oynayacağını farkındayım zaten. Sen fazla şey yapma yine de, aranı güzel tutmaya çalış hepsine. Ben iyi niyetli bir insanım. Bizim Ankaralılar öyledir. Yani... İçinde kötü niyet beslenen, herkes de iyi. Herkes de iyi. Tamam. Gidiyorum. Ay. Hoş geldin. Çok memnun oldum. Pazar. Çok memnun oldum. Hoş geldin. Evet. Pazar. Hoş hayırlısı olur inşallah. Hadi hayırlı olsun. Hayırlısı. Zübinal bir mesaj mı verdin? Kim? Hoppa. Kim geldi? Emre. Hayır mı? Ne habersiniz? Hayır mı ser mi? Beni muhatap edin. Ayşe'cim hoş geldin. Ne haber? Hayırdır? Emre bir anlat bakayım benim hakkımda ne biliyorsun? Yavaş. Kalksana bir. Ne biliyorsun? Herkes birliklerini bir anlatsın burada hadi. Ben de anlatayım. Oraya oturma gel şöyle. Ben seninle muhatap olmayacağım. Hadi hadi dün Hazal anlatmışsın ya. Ayça hakkında konuşturmasın beni. Yavaş sakin ol. Su versene evet, ona. Sakin ol sakin. Hadi benim hakkımda birliklerini bana anlat. Ben seninle muhatap olmak istiyorum. Hayır kahvaltı masasında hepiniz konuşmuşsunuz. Ayça hakkında birliklerim Ayça beni konuşturmasın. Bir konuş. Seninle muhatap olmayacağım. Tamam. Sen benim muhatap olacağım tarzda bir insan değilsin. Demek ki sen her şeyi kabulleniyorsun. Kabullenmiyorum hiçbir şey. Sadece seninle göreceğim. Muhatap olmayacağım. Efendiliğimden çıkmayacağım. Benim hakkımda konuşuyor adama bak. Bak senin benim arkamdan konuştuklarının hepsini zaten veriyorlar. Tamam ne güzel, bak seninkilerini de veriyorlar. İnsanlara beni ne kadar karşılıklı çok konuşuyormuşuz demek ki. Bak arkamızdan konuşmak tamam daha zevkliymiş. Yapma. E sen yapma. Konuşuyorsun. En büyüğün büyüğünü sen konuşuyorsun. Karşıda söylüyorum senin, tamam mı? Sen tamam, ne ben konuş o zaman. Her şeyi çok iyi tamam, biliyorsun. Tamam konuş o zaman. Bak benim seninle konuşacak bir şeyim yok. O zaman artistlik benim seninle... yapma tamam mı? Bak doğru konuş artık. Artistlik yapma. Bak artık doğru konuş. Öyle masada milletin işte Ayça'yı dökerim deme. Sinirlerimi tepeye çıkartıp beni böyle kötü yani. İnsanmış gibi göstermeye çok çalışma. Çok iyi bir insansın sen. Tamam mı yapma. Çok iyi insansın kötülemeye çalışıyorum. Benim iyi olduğum herkes biliyor sen herkes merak biliyor. Etme. Herkes çok iyi derecede biliyor. Biliyor. Benim kalbimi de biliyor. Çok tamam iyi mı? Biliyorlar. O yüzden sus artık. Evet ben konuşacağım. Sus ve kenarına çekil. Senin için buraya biri geldiği zaman ben seni desteklerim. Senin şu yaptığını yapmam. Beni sen destekleme. Senin tamam desteğine benim ihtiyacım yok. Sen git mutlu ol. Hayatına bak. Ben tamam benim senin desteğine ihtiyacım git yok. Git aşk mı arıyorsan aşk bul. Sevgi mi arıyorsun? Sevgi bul. Bulurum tamam. Ben olmadı. Onları da. Olmaması onları zoruna da gidiyor herhalde. Ne gidiyor ha, zoruna? Çok zoruma gidiyor. Çünkü bu kadar çok tavır gidiyor. Almam, bu kadar çok gıcık bana oluyorum. Karşı uğraşman. Gıcık oluyorum. Ne olacak? Ayça ile Emre'yi artık ben anlayamıyorum.
Çünkü ikisi de bu işin bittiğini söylüyorlar fakat aralarında bir duygu yoğunluğu var. Bu sevgi mi, ihtiras mı, nefret mi, ne olduğunu ben de anlayamıyorum. Ama aralarında öyle bir duygu var ki birbirlerini bir türlü bırakamıyorlar. Yakında konuşmak da istemiyorum. Konuşma bundan sonra. Sen de benim konumu konuşma. Tamam, tamam ben de seni kur, sen de olaylar beni konuşma. Olaylar kapansın. Tamam, hatta benim var ya bak, aklımda, bak gel, yemin ederim elimi uzatıyorum ya sana. Bak elimi uzatıyorum. Tamam mı? Bütün içtenliğimle, bütün kalbimle, bütün dürüstlüğümle sana elimi uzatıyorum. Tamam mı? Seninle savaşmak istemiyorum. Seninle tartışmak istemiyorum. Gerçekten yoruldum. Bak çok güzel şeyler yaşandı. Bitti bunun farkına var. Sen bak elimi uzatıyorum sana olursun. Adam gibi, efendi gibi bu elimi Allah sık. Bundan sonra bu saatten sonra seninle tartışmayalım lütfen. Ne sen beni karşına al ne ben seni. Tamam mı? Kal evinde. Arkadaşlar sizden de rica ediyorum. Benim hatırıma lütfen bu insanı daha fazla yazmayın artık. Sizden hepinizden rica ediyorum. Senin de adın da yazılmayacak. Tamam mı? Rica ediyorum benim hatırıma varsa hatırım. Tamam mı? Bu evden gitme de kal. Gerekirse sen söyle arkadaşlarım beni göndersin. Ama benimle artık uğraşma. Bitti. Anlamıyor musun ya? Bitti, bitti. Hani gerektirecek ya bir durum ben yok. Ben seninle uğraşmıyorum zaten ya. Ben bak, Hazal'la uğraşıyorum. Ben Hazal'la uğraşacağım. Ayça, elimi uzatıyorum. Ben tamam mı? Barışıyorsan bak, söylüyorum. Ve bak ben sana elimi uzatıyorum. Barış İnsan gibi, insanlık barış namına. Barış ve barış senin arkandan kesinlikle hatta bu evde... Barış. Bak bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece barış elimi uzatıyorum. Barış Ayça. Hayır abi. Hata değil ya. Ben bak, hayır, ben şunu ya istemiyorum abi. Yapar, Emre. Sen de, senin de hatan var. Bak benim annem, var senin ya de annem var. Tamam mı? Bak benim annem rahatsız. Bu görüntüleri izlediği zaman kötü oluyor. O yüzden bak bunu bu zamana kadar hiçbir zaman söylemedim. O yüzden yapma. Senin de ailen var. Yapma. Benim ailemi şimdi mi ben seninle savaşmak o istemiyorum. O görüntüler yazma beni o kadar yerin dibine vurduktan sonra mı düşünüyorsun? Ben senin aileni her zaman düşündüm. O görüntüleri ben mi getirdim buraya? Yeter ya! Emre, elimi uzatıyorum her defasında aynı şeyi yapıyor ya. Zaman, yükselme devam tamam, elini uzatıyorsun. Sakin. Abi yapma şunu yapma abi. Canıma tak ettirme benim ya. Ben insan evladıyım yeter. Ben bak efendiliğimi koruyorum. Karşında düzgünce duruyorum. El uzatıyorum sana yapma. Tamam. Hiçbir şeyden mi anlamıyorsun ya? Abi vicdan yok diyorum ondan sonra ben kötü oluyorum ya. Tamam kötü olduğum nokta yok ya. Hayır abi bırakın. Bırakın. Bak bak Ayça. Yükselme. Birbirinize bağırmadan. Evet. Kurban olayım. Bağırmayın birbirimize. Lütfen. Tamam mı? Bak. Benim lütfen şu duruşumu bozmak istemiyorum ben. Tamam mı? Bak beni çabuk sinirlendiriyorsun. Kendisi benim sinirlerimi tepeme çıkartıyorsun. Tamam mı? Yapma şunu. Tamam mı? Seninle alakalı hiçbir konu konuşmak istemiyorum artık. Seninle alakalı hiçbir şey duymak istemiyorum. Benim arkamdan yaptığın sürekli o yorumları görmek istemiyorum. Tamam mı? Hiçbirini istemiyorum. İstemiyorum. Çok zor bir şey değil bu. İnsanların günahını almak, insanlara yüklenmek o kadar kolay şey ki. Ama ben bunların hiçbirini yapmayacağım. Efendiliğimi de bozmayacağım. Ben elimi uzattım. İnsan gibi, vicdanlı bir şekilde. Artık dedim bu durum son bulsun. Ne sen bana yüklen, ne ben sana yükleneyim. Karşılığında elim havada kaldı. Olsun, canı sağ olsun. Ben yine yoluma devam edeceğim. Ben yine mutlu olmaya devam edeceğim. O istediği gibi davranabilir. Bu beni ilgilendirmez. Seninle bir alıp veremediğim yok. Seninle bir derdim yok. Benim belalım değilsin, düşmanım değilsin. Hiçbir şekilde, tamam mı? Yıldım. Seninle tartışmaktan yıldım. Seninle bağırışmaktan yıldım. Gerçekten yıldım. O yüzden ne sen kendini üz, ne de biz burada huzursuz olalım. Ne de sen orada huzursuz ol. Tamam. Lütfen. Güzel. Tamam bak uzat. Ben sana yine tamam orada da elimi uzattım. Bak, konuşmadan hadi elimi çıkıyor uzatıyorum. Evet. Elini bir uzat. Tamam mı? Bak konuşmadan ikiniz de susun. Bak bu teknik inanılmaz bir teknik. Diyeceksiniz ki ben kafayı sıyırmışım. İkiniz de birbirinize sarılın abi ve hiçbir şey söylemeyin. Hayır abi. Sadece sarılın tamam, abi. Lütfen i̇kiniz, abi. Abi bak, bırakın ben... kendinizi bak. Bırak kendini bak, bak. Aç kendini diyorum. Kendini şunu açacaksın. Unutma. İkiniz de açacaksınız kendinizi. Tankut. Üstünüzden bak, tek bir şey çıkacak. Hepsi sen, üstünüzden çıkacak. Ben sen değilim abi. Yapabilirsin. Ben o insan benim eskiden hayatımdaydı. Ben şu anda onunla sarılırsam başka yönlere çekilir. Hiç o yüzden gerek yok. Anlaşılabilir. Bırak. Bak, ya bırak. Güzel tokalar. İnsanlar ne anlarsa anlasın. Tankut. Üstünüzden gelecek diyorum ya. Sadece insanları kastetmiyorum. Ben yapmam gerekeni yaptım. Daha fazlasını gerek yok. O zaman gel bana gel. Rica etsin. Yok abi. Tankut. Daha fazlasını gerek yok. Tamam benim ben sarılım. Hadi. Tamam hadi bırak da gideyim ben. Tamam mı? Daha fazlasına gerek yok. Barıştınız mı? Hayır. Tamam. Hey. Ya evet. Birbirinizi kırmayacaksınız bir daha. Tankut. Benim onunla bir düşmanlığım yok abi. Benim evet kimseyle bir düşmanlığım yok. Olmasa da üzmeyin birbirinizi zaten. Bir tamam. Kimseyle bir kim beslemedim. Tamam mı? Aynen. Bak benim sen sana karşı bir kinim yok, bir düşmanlığım yok. Tamam Emre onların hepsini bak, anladık. Bak gözünün içine bakarak söylüyorum. Gerçekten bir rica ediyoruz sadece. Senden evet de rica ediyorum. Sen de benimle uğraşma artık. Lütfen. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
ne diyeyim? Emre çok teşekkürler. Tamam. Ayça sana teşekkür çok teşekkürler. Teşekkür başka bir şeyim yok abi. Şu kadar güzel yani bu. Bunu bağladık ya. Güzel Allah razı olsun. Yani. Çok çok teşekkür ederiz. Güleyim Ayça. Abi. Tamam. Ayça bundan sonra. Ayça. Tamam mı? Evet. O tamam Ayça'yı istiyorum ben. O Ayça'yı. Baba da selam söyle. Bir bakayım bizim yaşı. Öptüğümü bak, söyle. Bak bak Gamze'ye bak. Bak. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Adnan Melis. Erdem Ceyda ayağa lütfen. Ayağa kalk. Ayağa kalk Melis. Sonucu görmeden yıkılma. Kalk bir sen Melis. Melis, konağına kadar dik durman lazım. Adnan sakin, Adnan. Artık sözler anlamsız. Bu çek kime gitsin? Melis sana mı gelsin? Adnan sana mı gitsin diye soramayacağım bile bu gece. Sormak da içimden gelmiyor çünkü görüyorum yüzlerinde. Ben sonların gözlerine bile bakamıyorum. Dediğim gibi efendim tüylerim diken diken. Adnan'a giderse sevdiği kadın Ceyda bu eve veda edecek. Annesinin yanına gideceğini şaşırıyoruz. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Melis'e giderse Melis'in büyük aşkı Erdem eve veda edecek. Melis, Adnan, güçlü olacaksınız. Hanginizin adını okursam gelip bu çeki alacaksınız. Çek. Bugüne kadar gelmiş geçmiş finallerin en kritik çeki kime gidiyor? Bu eleme gecesinin birincisi, her halükarda da kaybedeni bu çekle birlikte kim olacak? Sakin ol. Hala Adnan. Melis, Melis, Melis. Melis sakin ol. Melis güçlü ol ve çekin al. Yapmayacaksın. Öyle bana bak. Yapmayacaksın. Dersen ben... Nur. Yapmayacaksın. Bak. Ablam ne içersin? İçinden bir canavar çıktı vallahi billahi yemin ediyorum. Vallahi ben... Yer değiştirdik şu an. İçersin. Allah Allah. Yapmayacak Nur abi. Ablacığım yerde içersin hemen getireyim. Hayır. Benim ben biz otursana onunla ayrılmış şey. Olabiliriz ama o bana niye bunu yapmayacak. Niye öyle yapıyorsun yani? Murat'a karşı? Eşyalarını topluyorsun ara vermemiz lazım. Ne demek? Merak ettiğim için soruyorum. Karıştığım için değil. Yanlış anlama. Ben Murat abiye getiririm sana. Hayır. Sakın. Yok yok gelsene. Gitme gitme. Ha, konuşulacak. Bu konu hakkında hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Mehtap arkanı şey yap. Ne? Sikele.
isim gelmiş. Bitti bak mi? Bana. Ben Murat adama bağırma kız. İçinden ne çıktı senin? Sen nereye gidiyorsun? Aman. Ben bitirdim mi şu anda? Bak bana öyle bak, emirle emirli konuştun, sıraca anladın mı? Bitirdin mi? Hayırdır sana bir ya? Bir şey söylüyorum, bir şey yani anlatıyorum burada. Allah Allah, şaşırmış ya. Oturur musun şuraya? Ya. Ana, ama Nur, insan gibi söylemiyorsun. Benim canımı sıkıyorsun bak ha. Benim canımı sıkıyorsun yani. Abi be, adam dini... Bir bardak ben su sana... getirir misin? Getiririm. Eyvallah, hemen getiriyorum. Ben sana diyorum ki ben Melis'le yakın olmanı istemiyorum. Neden? İstemiyorum, istemiyorum, tamam mı? Neden i̇stemiyorum ama? İstemiyorum çünkü... Neden? İstemiyorum, tamam mı? Neden? Çünkü kıskanıyorum, istemiyorum. Tamam mı? Öpmesini de istemiyorum. Bir kez öpüyorken beni de öptü yani. Öpmesin ya. Ben de sana bir şey mi soracağım? Allah Allah. Öpmesin, izin vermeyeceksin. O öpmek istiyor. Kızım siz ayrıldınız, tamam, sana ne? Tamam ben bir dakika ya. Biz benim için bana yükselme. Bir dakika. Sen karışma. Lütfen. Sen karışamazsın benimle. Lütfen. Gene bu kuşu gibi geldi. Leylek yuvası gibi oturuyor. O araba. Biz ayrıldık, anladın mı? Olsun. Sen bana hayır nasıl hesap hayır istemiyorum ya. Allah Allah, istediğin istediği kişiyle öper. Öpmeyeceksin, öptürmeyeceksin. Yok ya sen bunu. Öptürmeyeceksin, o eve basarım. Bas. Ben sana söylüyorum Semih. Ayağın denk al. Nur, şaşırdın kendini iyice, farkında mısın? Gel. Gel, kurtaralım seni, gel. Gel. Şuraya oturun, şuraya. Oturun şerdim yanına. Ya. İzin vermeyeceksin Semih. Bir dakika. Bir dakika. Şey ya sen de Dani, Allah aşkına ya. Babanız olayım ya. Bir dakika, ben sen orada kal, buraya çık. Öyle. Ya. Ya baba, yemin ederim var ya, ben kaldım. Yani. Arasında ha, yemin ediyorum. Gel kardeşim, gel yanıma, gel gel. Gel kardeşim, gel. Sen ne zaman bunu yapacaksın? Ben senin ilişkini yap. Çekilir misin? Ya gel şuraya. Rica ediyorum, çekilir misin artık hayatımdan? Hayatımdan. Ben Melis'le oraya otur. Müdahale etmeyi bırak. Ne alakası? Bu daha önce bu evde birkaç kişinin daha başına geldi. Bu bir iddia. Bazı iddiaları biliyorsunuz taşıyoruz. Evet. Buraya ve üzerine de konuşuyoruz. Evet. Taşıyabileceklerimizi taşıyoruz. Konuşabileceklerimizi konuşuyoruz. Çünkü biz bir televizyon programıyız. Evlendirme programı olsak da. Hani başıboş bir yerde kimsenin umursamadığı bir yayını yapmıyoruz yani. O yüzden bunun da bir ağırlığı var. Burada göstereceğimiz, gösteremeyeceğimiz, konuşacağımız, konuşamayacağımız şeyler de var. O yüzden yine bize ulaşan bir fotoğrafı ben burada direkt muhatabına sormak istiyorum. Fotoğrafı görebilir miyiz efendim? Öncelikle bu bebek dünya tatlısı, Allah bağışlasın, Allah ömür versin, anasına babasına bağışlasın. Amin, inşallah. İkincisi bu bebeğin sosyal medyada bize kadar gelen, biliyorsunuz bize de hep her şeyi yolladıkları için, senin çocuğun olduğu yönünde iddialar var. Biz de soralım dedik. Alın işte muhatabı burada, resim buyurun. Burada, cevabı İlk önce burada. Maşallah diyelim. Nazar değmesin diye zaten. Ben zaten onu dedim 41 kere maşallah. Nazar değmesin diye kaldırdım. Ablamın kızıdır bebek. Orada bir erkek çocuğu da var. O da abisidir. Ablam doğum yaptığında ben yanındaydım. Çok normal. Peki yüzümün şiş olduğu söyleniyor. Şişer. Yüzümün şiş olmasının sebebi de uykusuzdum. Ablam sezaryen doğum yaptığı için. Onun yanında olmam gerekiyordu ve bebeğe ben bakıyordum. Kız kardeşim, annem bakıyorduk. Haliyle uykusuz olduğumuz için öyle bir görüntü çıkmış ortaya. Yok, kadınların yüzü şişer zaman zaman. Evet, bunda bir sıkıntı normal. Yok. Sabah uykulu halimde çekilmiş bir fotoğrafım. Ki fotoğrafları kaldırmamız sebebi nazar değmesinden altına garip garip saçma sapan yorumlar atıldığından dolayı, ablamın da rahatsız olduğu için, kaldırmasını istediği için ben kaldırdım. Bu gayet normal bir şey. Aynen. Bak, burada da bunu açıklığa kavuşturalım. Bu bebek benim çocuğum değil ki... Böyle bir şey benim saklayacak durumum olamaz. Ben vicdansız insan değilim. Bebeğim olsa zaten saklamam ki böyle bir programda olmam. Ya bir de saklanır mı? Altı kaldırırsa öyle bir şey saklanabilir Ayrıca mi? Ayrıca bir de bebeğin olsa da böyle bir programda olabilirsin. Bebeğinle yani, hayır, eş ararsın. Hayır, diyorlar ki 4 aylık bebeğim, niye böyle bir şey yapayım ya? A canım, yapmak istersin yaparsın, İnsafsız, ona da engel yani, yok. Bu insanları ben artık anlayamıyorum. Düşüncelerini idrak edemiyorum. Yani. Ben, biz, nasıl evet. Boyuttalar, nasıl bir psikoloji içerisindeler? Bunu sana Emre sordu mu?
Emre sormadım ama daha önce ben bunun hakkında dün veya bugün içinde bir şeyler söylemiştim. Biz kahvaltıda dile getirdik. Güzel. Konuşmuştuk. Hani bu çocuklu resimler yani hayır geri Emre hiç inandın mı bir saniyeliğine dahi olsa Hazal'ın böyle bir şey söylemeden seninle bir yola girebileceğine? Ya ben gram inanmadım. Çünkü sosyal medyada az çok dönen şeylerden benim de bilgim var, haberim var. Bunları bana da gönderiyorlar. Ve bunların gönderildiği gibi yani hani aslında altında yatan şeyin ne olduğunu biliyorum. Çünkü insanlar bu programa katıldıklarında onları karalamak için, onları aşağı çektiklerini evet, sanarak işte. Onlar adına bir paylaşımlarda bulunabiliyorlar, yorumlar yapabiliyorlar. Ya bunların hepsi yani saptırılmış haberler, ben buna bu gözle bakıyorum yani. Tamam. Zaten açıklamasını da yaptı kız yani hani ablasının çocuğu ya olması zaten kadar. Zaten şöyle bir şey var, her bebekle koyulduk bebek bizim. Her adamla yan yana durduk adam bizim. Öyle aynen. Böyle bir dünya öyle var bir mı ya? Işte. Kuaförünle fotoğraf çektirsen sevgilin mi? Bilmem kimle fotoğraf çektirsen yiye, böyle bir şey yok. Bu artık biraz fesatlığa girer. Elinizi vicdanınıza koyun efendim. Sizin de evladınız var. Sizin de çoluğunuz çocuğunuz var. Bütün izleyicilerimiz için konuşuyorum. Artı utanılacak bir şey de değil, 4 aylık çocuğun kesinlikle da olabilirdi. Ki... Gereken bilgiyi, gereken fotoğrafları, gereken açıklamaları, doğum fotoğraflarını gerekli kişilere gösterdim ben. Bir de kardeşim burası kaçıncı dünya ülkesi? Yani bir çocuğun az önce söylediğin gibi doğum kaydı olur, hastane kaydı olur, postane kaydı olur. Hayır da benim de sokakta var öyle bana ya. Niye böyle bir etiket yapılmadı da sana yapıldı anlamadım. Hayır sen yani. Çünkü zaten çocuğun olduğunu kabul ediyorsun. Seda çocuklu Hanım. Bir kadın bebekli diyorsun, çocuğunu da görüyoruz. Var. Ben bu neden böyle dola çıktı bu ortaya? Dur, fotoğrafları dur. Ablam bana dedi ki kaldırır mısın? Altında çok kötü yorumlar atılıyordu. Dedi ki kaldırır mısın ablacığım dedi. Ben de ablamı kırmamak amacına tabii ki kaldırırım ablacığım dedim. Bundan sonra patladı zaten. Niye kaldırıyor durup dururken? Yani? Benim yaram vardı gocundum da insanlar anlamasın gizliyorum fotoğrafı. Böyle bir şey yok. Işte. Lütfen. İnsanlar kendine gelsin. Ay ne kadar toparlasın dikkatliler yani. Ya. Allah'tan. Bir dakika ya. Ben senin neyin engel olmuşum ya? Ben ne zaman sana engel olmuşum bu bir. Sadece sus. İkincisi. Tamam. Ben ne zaman Emre bana çiçek aldı dedim. Bu iki. Üçüncüsü. Sen her üzüldüğünde ben hep Emre'nin yanına gitmemek için Emre'den uzak Emre'ye bakmayayım böyle hep çeviriyorum kendimi Emre'yle konuşmuyorum bile. Sen yanlış anlama üzülme diye bu üç. Senin burada ağladığını görünce Hazal ağlama üzülme niye böyle yapıyorsun saçmalama olur mu öyle şey diyen de benim. Maşallah arkamdan bayağı sallamışsın. Konu konuyu açarsa arkadaşım Emre'den örnek veririm. Ben bu, burada Emre'ye bak. Bir dakika kes sesini. De şey, hayır, ben kes sesini. Sus sesini demeyin zaten birbirinize. Ben burada Emre'ye birçok şey yaşadım. Şey ve sen bunları izledin de geldin. Bunları izledim geldin. Bunları kabulleneceksin o zaman. Bana bağırma. Bağırma. Birbirinize bağırmayın. Sen bana bağırıyorsun. Bağırmayın. Ayça Hazal. Bağırmayacaksın ya yeter ya. Bağırmak yok Ayça. Bir hafta nikahı ağlamayan kız bugün dün ağlayıp perşembe günü ağlayacağını tuttu. Bombuşum demek ki ben de bir şeyleri çıkartıyorum. Ya bırak bu yok. Melis sana dün dedi ki Tankut ve Dani gibisiniz düz gidiyorsunuz. Ne alakası? Beni bugün perşembe beni çocukla kavga ettin ya durduk yere. Bağırma Daniyet'e Ayça. Ayça bağırma Daniyet Arşı. Abla saçmalıyor ama ya. Şimdi benim bunu soracağım başka bir şey var. Yani. Sen niye Cansel orada bir noktada hak veriyorum. Allah Allah. Ayça'ya niye söylemedin? İşte geldiğinde onu konuştum. Bilerek ve geldiğinde nasıl konuşmuşuz acaba? Tekrardan yan evet gayet düzgün bir şekilde konuştum. Çünkü ben düzgün konuşuyorum seni. Sen kırılma üzülme diye Emre'yi sevdiğin çünkü için. Çünkü en başta zaten. Yapacak olsam peşini bırakmazdım başta, onun. En başta bana iyi değildin Ayça. En başta değildim çünkü evet, sen daha değildin. Yeni gelince ben Emre'nin peşindeydim. Evet tamam bana o iyi zaman. Değildim. Ben de bunu düzeltmek amacına, iyi arkadaş olmak amacına sustum. Hiçbir şey söylemedim ki. Emre'nin davranışlarına göre de ben susuyorum. Emre gayet düzgün davranıyor sana karşı ve kimseye karşı da bir bakışı bile yok çocuğun. Anladın mı? Kavga etmek için kavga olsun diye çocukla boşuna bak, kavga bak Emre'yi savunacağın günleri göreceğim aklıma gelmezdi hele de kız arkadaşına yani. Neyse görüyorum Emre'nin yaptığı bir konudan dolayıydı ben sizinle. Evet zaten kanka Emre'ye. Kanka diyorum arkandan iş çeviriyorum Hazal. Kız arkadaş. Ben kanka kanka biz arkadaş normal konuşuyoruz ya. Ya bir dinle ya bir dinle ya, ne olursun ya. Ya bağırmayın birbirinize niye normal iletişim ya, kuramıyorsunuz? Ya o bitirsin sözünü sonra sen devam et. Çok yükseliyorsunuz. Muhatap çok hızlı yükseliyorsunuz. Emre konusunda. Muhatap olacaksın tabii. Niye olmuyorsun? Aynı evdesiniz Allah. Ya. Gerek Allah'ınızı severseniz ya. Taşı, o da döksün, ben onun neye bozulabileceğini anlıyorum. Arkamdan konuşuyor diyor Seda bak, abla. Her bugüne kadar üzülme rahattı. Diyen benim ona. Senin neye kızdığını da anlayabiliyorum. Onun neye bozulduğunu da. O bozuluyor çünkü gerçekten hani şu anki beraber olduğu adamın eski ilişkisi. Yapacak bir şey yok. Kıskanmıyorum gibi dursa da belki içi cızlıyor. Yani silemez yaşanmışları. Onu anlayabiliyorum. Ama seni de anlayabiliyorum. Sen de onu rahat gördüğün için ya rahatsız olmuyor herhalde diye düşünüp rahat davranıyorsun. Şöyle destek olan da benim zaten. Tamam yani. Destek olayım. İlk başta değilim. Çünkü Allah aşkına bak, ya. Emre'yi sevmiyorum. Yapma hani yani. Geldim de söyledim. Sevmiyorum veya aşık değilim dedim. Ama dedim bir beğenerek ve hoşlanarak ya geldim. İlişkiniz söyledim. Yoktu evet, zaten. Yoktu. Yoktu bir şey. Benim sevgim tamam, yükseldi. Arttı. İster istemez kıskançlıklarım başlıyor.
Sevdiğim insanın da haliyle bunun eski ilişkilerini bilerek geldim. Bunu Emre de bana söyledi. Hepsini izleyerek geldim, biliyorum. Ama geldikten sonra, bizim ilişkimiz başladıktan sonra... Sahiplenmeye başlıyorsun. O zaman bu arada desin ki Ayça, ben Emre'den seni kıskanıyorum. Dinlendirmek istemedim. Sadece buydu. Bunu da gün içinde çıkarmadım. Gün içinde çıkarmadım, söylemedim. Perşembe günü de Mehtap'la konuşmamızda... Yok abi, sürekli yani. Çözülüyorsa çözülsün, çözülmüyorsa ne oluyorsa olsun yani. Ne oldu bak? Allah abi, dinlemeyi öğren. Konuşma. Bekliyoruz, bekliyoruz. Sizin Mehtap da o gün geldiler, konuştular, biraz şey yaptı. Ben de içimdekileri söyledim, oydu. Hani ondan önce Ayça'ya söyleseydin belki bunu yaşamayacaktın. Ayça, seni kıskanıyorum Emre'den desin. Ben ondan Ayça'ya desin, rahatsız oluyorum desin. O zaman bundan sonra zaten söyledim. Emre'ye bundan sonra selam bile vermeyeceğim artık. Hayır, ondan masada dedi ki söyledim sana masada. Evet, söyledi. Ondan sonra söyledim yani. Hayır. Elini tutuyorsun şu an. Hayır, şaka yapıyorum. Şöyle yaptım, için elim kaldı. Hayır. Hayır, bir dakikadır elim burada duruyor. Hayır, böyle yaptım, gözüm böyle yaptım. O yüzden elim kaldı. Konuşamadım ya. Anladım ben seni. Batu. Efendim? Her şeyden aşka çekiyorsun ha? Ha canım? Çünkü aşık oluyorsun. Hayır. Evet. Hayır. Ben aşık olmam kolay kolay. Allah Allah. Zoru severim. Çok zor, uğraşırsın. Çok zoru daha çok severim. İyi o zaman, sen bilsin. Çok zor çünkü benim aşık olmam. Ha, severim, hoşlanırım ama aşk çok başka. Çok başka bir boyut. Sana aşkı aşıklar şehrinde yaşatırım. Rahat ol. Aşıklar şehri? Neresiyse işte aşıklar şehri. Öyle bir yer var, ben bilmiyorum. İşte ne bileyim, bir sürü yer var ya. Böyle aşk yaşanacak yer yani, aşıkların böyle romantik. Kaçımla oynuyorsun? Evet, ben aşığım. Elinde tutarım. Aşkım da derim. Aşığım çünkü. Ama sen niye yapıyorsun onları, onu anlamıyorum. İki kere aşkım diyorsun, geliyorsun böyle elimi tutuyorsun. Bir cilleler, bir şeyler böyle. Kontrol hesaptırmaya çalışıyorsun. Ne kadar çirkinsin şu an böyle. Kendi gururunu şey yapsın orada. Kendi gururunu dursun orada. Adamlık gururluk değil yani. Sevgi gururluk değil. Hala tutsun kendini orada. Gelmesin. Tutsun kendini orada. Hazal, sakin ol. Bu zaten değil mi? Gelmemek gururluk. Bu yani değil mi? Sevgi bu. Ağlama göz bebeğim, bak. Ya ne sakin olacağım ya. Hassas noktam. Oo, ben de gururlu bir insanım, tamam mı? Hadi gel. Hadi bir bakma. Bana bak. Ben senin gözünden yaş atacak adam değilim. Ben senin üzülmeni de isteyecek bir adam değilim. Ben dik kafalı bir adamım. Ben de dik kafalı bir insanım. Kolay kolay bir şeyleri alttan alabilen bir insan olmadım hiçbir zaman. Ben normalde anlamı buraya girdiğimden beri senin için her şeyi alttan alıyorum. Senin için yani hassas noktam sensin, tamam mı? Senin bazı şeyler yapmaman acıtıyor beni. Ne yapmıyorum mesela? Ne yapmıyorum mesela? Niye benden her şeyi bekliyorsun? Hani bana gitme diyecektin? Ben sana gitme dedim de niye gittin? En sinirli anında bile benim olmam gerekiyor sana. Önemli olan senin sakinleşmem. Çok sinirken ben olmadım yanında. Hazal, ben o an senin yanından gitmezsem seni kırarım. İşte ben bunu, senin yanından gitmezsem kendimi kırarım. Bunu başarman gerekiyor. Bu ilişkiyi yıpratırım. Bunu aşman gerekiyor. Bak, anlatayım mı? Bunu aşman gerekiyor. Bak, ben sinirli anlarımda senin yanında durursam zarar veririz birbirimize. O zaman her sinirli anımızda gideceğiz mi biz? Hayır.
Ben o senden zaman... tamamen gitmiş değilim ki zaten. Bir yere de gittiğim yok benim. Buradayım. İzliyorum seni. Bakıyorum. Görüyorum. Niye gelmiyorsun Emre o zaman? Gelemiyorum belki de. Niye gelemiyorsun? Onu soruyorum. Çünkü ben inat bir insanım ya. Ben de inat bir insanım. Ne olacak böyle? Sevdiğin için. Yapmaz mısın? İnatlığından vazgeçmez misin? Şuram buraya gelmemin nedeni zaten seni sevdiğim için. Zaten benim gözümde çok değerli olduğun için. Değerli zaten oldum. Sana aşık değerli, olduğum için anladın değerli mı? Değerli olduğum için gelmedin. Başka hiçbir şey için değil. Sen... Dün... Gözünden yaş akmasını istemiyorum. Dün... Bak dün... Ben burada ağlarken... Kötüyken neredeydin Emre? Niye yanımda değildin Emre? Değil mi? Sen burada kötüyken ben sanki orada gülüyordum. Gülüyordun Emre'ciğim. Gülüyordum. Emre gülüyordun. Nereden çıkartıyorsun bunu? Bugün. Bugün bize VTR verildiğinde, görüntü verildiğinde... Melis orada gayet güzel anlar geçiriyordu. Ve benim sana dünden görüntülerim verilmişti. Ona rağmen. O görüntüler verildiğinde benim sana görüntülerim verildi mi? Verildi. Benim ne halde olduğumu gördün mü? Suratım beş karış oturuyordum orada ben. Ama yanıma gelmedin. Gelemedim. Gelmem. Gelemiyorum çünkü. Geleceksin. İşte böyle konuştuğun için gelemiyorum, anlatabiliyor muyum? Ben olsam gelirdim. Ya ben senin yanına gelmiyorsam benim seni sevmediğim anlamına mı geliyor? Benim ciğerim yanmıyor mu sanıyorsun? Benim yüreğime böyle bir ağırlık çökmüyor mu sanıyorsun? Yani ben bunların üzüntüsünü kendi içimde yaşıyor olabilirim. Bunları dışa göstermeyen bir adamım çünkü ben. Senin yanına gelmiyorsam seni sevmediğimden değil. Bana karşı yaptığın tavırlardan, bazı yaptığın hareketleri anlamandan dolayı. Yoksa başka hiçbir sebep yok bunun altında. Karşılıklı kavga edebiliriz, karşılıklı tartışabiliriz. Ama bunları çözmek için konuşmamız gerek. Senin yanına kaç kere konuşmaya geldiysem, gördüğüm surat ifaden, yaptığın tavır hoşuma gitmedi. Bu yüzden de ağlarken görsem bile senin yanına gelmek içimden gelmedi o anda. Üzülüyorum, evet. En az senin kadar ben de üzülüyorum. Ama kıramadığım tabularım var. Çıkıp gelemiyorum yanına. Anla beni. Sadece anla. Allah seni kahretsin. Çok kötü düştü. Aa, ne oldu ya? Buz getirin abi. Buz çok kötü düştü. Nur'un buzu ver. Nur'un buzu ver. Nur, buzun nerede? Nur'un buzu nerede? Eser. Dur, bizim patatesimiz vardı. Nerede? Ne buz vardı? Sakin ol. Tamam, tamam, yapma. Sakin ol. Ya, buz var mı? Buz etsiniz. Getiriyor. Eser nerede? Eser. Eser. Lavaboda mıydın sen? Eser, koş oradan, kapıdan. Ne oldu Cansel? Düştü. Burası mı burası? Neren acıyor? Ayağım mı burkuldu? Söylesene ne oldu? Ya ayağım burkuldu. Düştüm dizimin üstüne. Kesin kıza gelirken çarpma taktım. Kız nazar nazar. Ne nazarı ya? Nazar değil. Al su iç. Ay suyu ay, döktün Eser ya. Eser, Cansel'e su verir misin? Hey. Lütfen siz de küsmeyin lütfen. Tamam mı? Ben ikinizi de çok seviyorum. Sizin birbirinizi de sevmenizi istiyorum. İyi, böylelikle barışmış oldu. Melis de Eser. I like it. Cansel, su içer misin? Kapı resmen yıkıldı zannettik ya. Kapı yıkıldı zannettik. Süslü mü? Cansel'cim çok teşekkürler. Bak
Bende krem var, krem sürerim. Niye düşün, dengem mi bozuldu? Çok hastayım ben. Ya işte kırgınlıklara hiç gerek yok bu hayatta. Ne olacağımız belli olmuyor. Çok güzel diye geldim. Melis. Ne? Ne? O kadar çok insan oldu ki etrafında ne yapacağımı şaşırdım ama Allah'tan Melis'e eser vardı. Allah çarpıldım. Bu ne ya? Ben şunu geri götüreyim de geleyim birazdan. Aynen, bir tarafta en yakın dostun, bir tarafta eşin olacak adam. Evet. En çok ikisi koştu. Aynen öyle. Ne kadar birbirleriyle atışsalar da yine gerektiğinde yan yana gelebiliyorlarmış demek, değil mi? Aynen. Demek ki gerektiği zaman yan yana gelebiliyor musunuz? Ve bunun gibi birçok şeyi de karşılaşacaksınız. Sen de başarımı yaptın, bir de destek verdin. Böyle durmak çözüm değil yani. Hayır, şey anlamıyorum. Tabii ki şaka yapılabilir. Hadi. Ben sana ayıp ettim. Özür dilerim ve ben arkadaşımı bir daha bu duruma sokmak istemiyorum. Hadi bakalım. Ben özür dilerim. Evet. Sadece şunu bil bak. Ben sizin arkadaşlığınıza hiç şeyim yok. Problemim yok. Sadece hep şunu bil. Benim onu sevdiğimi hep bil. Ve onun benim sevdiğimi hep bil. Biliyorum. Ona göre hareketli. Ona göre davran. Ona göre ona nasihat ver. Biliyorum. Okay. Özür dilerim. Yakışan bu. Gerçekten evet. Çok iyi oldu. Neyin istiyorsun? Yeter, o da yeter. Sen şöyle bir insansın canım. Burada reddi yedin, tamam mı? Ondan sonra gittin. Kimden yedim reddi? Erkeklerden seni yolladılar, tamam mı? Elendin. Ondan sonra durdun, düşünün. Çok izlenen bir program. Acaba ne yapabilirim? Nasıl gündemde kalabilirim diye. Zaten girmişim çıkmışım, o yetmedi. Şöyle bir evet, yetmemiş işte sana demek ki. Ucuzca bir hareket yaptın. Eser bana şöyle yaptı, Eser bana böyle yaptı diye. Duyma, arkamdan söyleyeceğini yüzüme söylüyorsun. Söyleyecek de bir tık sakinleşin, gözlerinden ateş. Ya ben sakinim zaten arkadaşlar. Benim sana zaten bir kinim yok. Anladın mı? Çünkü kinimin olabileceği bir insan değilsin sen benim. En son o yüzden niye biliyor musun? Arkamdan çünkü dedin. Sen Eser'le benim ilişkim, Eser'le benim ilişkim o kadar tuttu ki sen çok kıskandın. Sana siz ilişkinizi tutsun diye mi yaşadınız? Sana o kadar koyduğu için. Siz ilişkinizi için, burada kalabilmek için mi yaşadınız? Hayır canım, sen burada kalabilmek için, buraya gelebilmek pardon için video çektin. O senin işin. Ben anlamam öyle işlerde. Yok, ben videoyu açıklama yaptım. Bana söz hakkı doğdu. Bana açıklama, söz hakkı evet, doğdu. Açıklama hakkı doğdu. Niye söz ben hakkı doğdu sana? Niye doğmayacak? Burada arkamdan herkes konuşacak. Fotoğraf yayınlanacak. Ben niye konuşmayacağım? Fotoğrafı koyan sensin. Fotoğrafı koyan sen. Tövbe. Evet, benim fotoğrafı koyan. Ha, fotoğrafı koyan benim sensen fotoğrafı koyan. Eğer tabii ki de senin ben arkandan. Ben çektim, niye koymayacağım? Arkandan tabii ki de konuşuruz. Ha, Eser benim yüzüme sana aşığım, seni Serhan'a bırakmayacağım, evde seninle devam edeceğim deyip ondan sonra gelip burada sana... Ben o fotoğrafı paylaşmayacak mıydım? Tabii paylaşırım. Allah Allah, Eser mi dedi sana? Gelsin suratıma. İnanmıyorum. Bak sen ya. Sen ciddi misin? Evet. Gelsin yüzüme karşı gelsin. Evet. Gerek yok ki yani. Niye gerek yok ya? Ya bir dakika, seni sen Serhan'la de bırakmayacağım. İçeride seninle devam ne edeceğim. Yalan seninle yani, birinci olacağım. Seninle evleneceğim diyen Eser gelsin karşıma şimdi tekrar konuşsun. Arkamdan herkes konuşuyor. Arkamdan diye hepiniz konuşuyorsunuz. Sözüm meclisten dışarı. Ha, hepiniz konuşuyorsunuz ama yüzüme gelince şimdi ne oldu? Şöyle hatırlatayım Cansel, ben eve ilk girdiğimde mavi elbiseyle merdivenlerden inerken Eser benim elimden tutarak indirdi, hatırlatırım. Yani evde bir damat adayı, evde bir gelin adayı, elendikten sonra dostça çay içecek. Hanginiz inandınız? Ya bir şey söyleyeyim mi? Dostça çay içecek. Cansel benim kızım geliyor, bana şey dese ki, ya bak dese ki, ben Melek'ten hoşlandım, oturdum konuştum ama beğenmedim.
Şimdi Cansel'le ilgileniyorum. Ben Cansel'e aşıktım dese sıkıntı yok. Ama yok ben onunla dostça seçtim. Abi sen niye yalan söylüyorsun? Sen buraya esere kızmaya mı geldin? Ya Mehtap bir girme de Allah aşkına. Kıza bir konuşayım lütfen ya. Arkamda ama eğlenmişken olabilir. Ya Melek sen bana konuşur musun? Bence de olabilir. Bence de olabilir. Yani oturup bir çay içebilirim. Eser'le sonuçta gidip de aşk yaşadım demiyorum. Bize misafir gelmeyecek ama... Ya hayır şu ya an bir dakika, önemli bir şey. Evet, bir de ne biliyor musun? Hı. Tankut orada değilken ben oradaydım dedi. Sırf Eser'i kurtarabilmek için. Tankut'laydım ben o gün. Ondan sonra işte buluştuk. Tankut da zaten gitmişti oradan. Dedim sen de hani yalnız kalma diye ben de kalayım bir iki saat. Sonra sen gidersin. Ya sen nasıl? Ya ben 20 yaşında, 21 yaşında bir genç kızım Cansel. Sen de genç kızsın, beni anlarsın. Ben Eser'le oturuyorum, çay içiyorum. Benden bana hoşlandığını söyle bak. Parmağımda benim eklem yüzüğü vardı bir tane. Gelsin yüzüne söyleyeyim. Eklem yüzüğünü aldı. Bak dedi Melek bu senden bana hatıra. İçeri girdiğinde dedi bunu sana geri vereceğim. Biz dedi içeride beraber yürüyeceğiz. Biz dedi birinci olacağız dedi. Ve dedi o zaman dedi herkes görecek dedi. Ben seni Serhan'a bırakmayacağım dedi. Sen dedi o eve gireceksin beraber gireceğiz dedi. Ya bu nasıl inkar edilebilir? Ben yokum diye, ben bir sesim çıkmıyor diye. Hani herkes arkamdan konuştu. Ha geldim senin artık sesin çok bunları iyi söylemem çıktı. Gerekiyor. Tamam bitti ya mi? Beni bir mantıklı düşünürsen beni çok iyi anlayacaksın. Bitti ha? Mi? Gitmedim daha. Bak Melek. Sen de sesini çok iyi duydun ve prim yapmaya çalıştığın için bazı şeyleri abartarak sen benim yerimde olsan ne yapardın? Tamam mı? Ha, ben de onu söyleyeceğim bak. Hadi seninle sert konuşmamız bir işe yaramayacak. Şöyle bir şey bak. Çünkü gerek yok. Ben senin bu attığın yalanlara inanmıyorum ama ki yalan olmasa bile onu söyleyeceğim. Eğer doğru söylüyorsan bile ben bununla ilgilenmiyorum. Açık konuşayım. Çünkü neden biliyor musun? Ben önce isterse sana aşık olmuş, bitirmiş olsun. İstersen çok daha fazlasını yaşamış olun. Tamam mı? Aranızda çay içmekten fazlası olmuş olsun. Beni ilgilendirmiyor. Onun geçmişi. Eğer ki sen prim yapmak için, tekrar gündeme gelmek için hani böyle bayağı sen kabuğuna çekilmişsin, üzülmüşsün ya kimse senden konuşmuyor diye. İnsanları kimse benle konuşmuyor derken? Kimse senden konuşmuyor ha, diye, senle konuşmuyor. Değil. İnsanlar seninle konuşsun diye, senden konuşsun diye, seninle ilgili konuşsun diye öyle bir fotoğraf atmışsın. Sadece sende mevcut olan bir fotoğraf atmışsın tekrar gündeme gelebilmek için. Öyle yapınca tabii ki de sinirlenip senin hakkında konuşmuş olabilirler. Arada küçük istesem. Yalanlar olabilir, olmayabilir bilmiyorum. Ben Eser'e güveniyorum, anladın mı? Zaten güvenmeyeceğin bir şey yok. Seninle birlikteyken yapmış olduğu bir şey değil. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Zaten. Ama benim sıkıntım ne biliyor musun? Niye inkar ediyor? Mektup yazılmıştı Cansel, hatırlıyor musun? Sen de bana bunu demiştin. Aynen. Ki Ayça demiştin. O mektubu Eser bana yazdı. Evet. Bunu bize ya ona yazdı, bir yerde okudu. Bilmiyorum ama ilk bana okudu. Ha, yani. Bana okudu dedin, mektup bana yazdı demiştin. Belki sana yazdı ama bana okudu. Adnan yani gel bunu inkar ediyor. Ha sana... Melek yazdı, sana bilmiyorum. Yazdım diye mi okudu bunu? Bak şimdi, öyle açtı, söyleyerek açtı evet. Okudu. Hem de herkes için de hatta orada... Söyler misin? Yeter artık ya. Hazal sen yok. Yeter artık. Bak ben dinleyelim. Melek bir şey yok. Emre hani o BTR hakkında bir şey söylemedi bana. Farklı bir konulardan söyledi. Yeter Melek artık. Oraya gidip bir şeyler konuşmuş. Ne konuşmuşsun? Ayça'nın yakın arkadaşı olduğu için eskiden Emre'yle hani beraberken Ayça'nın Halil'le görüştüğünü söylemiş. Ne? Hala görüştüğünü bak söylemiş. Melek böyle bir kız. Böyle bir şey mi söylemiş? Ya bu bunun böyle. Emre... Nereye Ayça? Ayça! Ayça! Melek yanında git sen. Tabii. İstemiyor işte sen bana. Yemin ederim artık yeter. Dostum keşke bu eve girip Emre'yle aşk yaşamasaydım. Keşke Halil'i hayatıma almasaydım. Lütfen. Ben duramıyorum. Şey ayakta duramıyorum. Ya, ne olur çok sinirlerim bozuldu. Şey. Gel otur şuraya gel. Gel otur. İyiyim dur. Gel buraya otur şuraya. Kendine sınır şuraya. Gel sen şuraya. Al ne olur şuraya. Neyse şuradan. Neyse dur sen de şuradan.
İnsanları her şekilde sürekli acımasız eleştiren sensin. Ayrıca neyi eleştirdiğin belli değil. Safın belli değil, kimi tuttun belli değil. Sana göre ne iyi ne kötü o da belli değil. Milleti yaşından vuruyorsun. 24 yaşına gelmiş kızsın, tamam mı? Aynı 4 yaşında çocuk gibi davranıyorsun. O zekaya sahipsin. Birazcık karakterin otursun. Neyi düşündüğüne karar ver. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edebil. Bize karşı bu şekilde el kaldırmasını bilmem neyi asla onaylayacak bir adam değil. Ama ve lakin Ado'ya diyorum ki otur şurada konuşalım. Çektim. Kardeşim kan gördüğü yüzünde yırtık ya var. Ya Kemal bırakın gibi. Abi Allah aşkına. Zaten geldiğim günden beri görüyorum yani. Karşı taraftaki bütün gelin adayları ağzını açıyorlar, yumuyorlar gözünü. Söylemedikleri laf kalmıyor. Sen şimdi bir evin içerisinde 8 kişi tarafından sürekli eleştirirsen ne hale gelirsin? Yağmur yine hala kardeşim, aynı tavrı kardeşim konuyu sergiliyor. Bilmiyorum ama şurada Didem'den duyduğum senin benim demediğim şeyi neden demiş gibi gösteriyorsun diye tartıştığı şey. Ya onları benim bilemem. Seninle tartıştığım ben konuyla aynı. Varsayımlarla, varyetelerle hareket eden, düşünen bir adam değilim Kemal. Sonuç itibariyle orada ortada belli. Kimler ne dediyse, kelimeler nerelerin ucuna gittiyse sonuç itibariyle böyle bir sonuç doğmuş. Böyle sen bir bu kadar bak bu kadar eski dostuna karşı olursa, bu yaptığı şeyle savunma bak, bir şey bence. Diyorum sana. Ne olursa olsun böyle savunmuyor bir davranışı güzel. Ben yok, zaten... Savunmuyor da Kemal'cim tamam. Bak ne diyorum dinliyor musun kardeşim? Hı. Böyle bir davranışı ben ne olursa olsun zaten onaylayacak bir insan değilim. Anladın mı? Yani şiddet ya da işte bu şekilde bir insanların birbirine zarar verici şekilde davranışlarını ben hiçbir zaman hayatımda onaylamadım. Aynen. Bunu benim annem de yapsa, babam da yapsa, kardeşim de yapsa geçerim karşısına söylerim. Bu yaptığın doğru değil derim. Aynısını ben Tuğçe ile de konuşacağım. Ama bak bu da benim arkadaşım. Adnan benim kardeşim. Yani şimdi onun kız arkadaşıyla benim kız arkadaşım birbirine girmişler. E ne olacak şimdi? Ado dedi ki dua et senin kız arkadaşın dedi kalktı gitti. Bu mu çözüm? Yapıcı çözüm olmak değil. Lazım çünkü ya arkadaşlarınız bilecek yani, ya ilişkiler... Şimdi ben orada ona deseydim ne yapacaksın atlan ya benim sevgilim olmasa ne yapacaksın hayırdır desem ne olacak? He? Ya ben de biz de erkek adamız yani biz pembe don giymiyoruz yani Kemal. Anladın mı? Kimse kusura bakmasın yani. Kimse pembe don giymiyor da yalnız burada ya Adnan'la oğlum. Beraber otur konuş kardeşim gelince. Ya sen ya senle sana lazım. Bir şey anlatmayacağım. Yok gelince gel konuş. Senin şey orta yolu bulmak lazım. Lazım. Yapıcı İyiyim olmak lazım. Abi. Anladın mı? Onu birazcık yanlı olmayın, taraflı olmayın şu evin içinde. Ben yanlı değilim kardeşim. Objektif ol ya. Ben objektifim de sen burada pembe don bilmem ne don sana diye mı diyorum oğlum? Sana mı diyorum? Hayır, öyle bir örnek veriyorsun ki sana sanki sana mı diyorum? Manyak mısın sen? Yayınlayacaklar mı onu? Tamam onu. Deli misin sen? Allah Allah kafada var ya. Kafada yok kardeşim. Yani kafada var ki öyle davranıyorsun. Başka pembe şey benden çıkarma. Yayınlayacaklar mı bunu? Tamam bilmiyorum yayınlar mı yayınlamaz mı? Neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağı sen çok iyi bilen bir adamsın. Onu bilmiyorum abi düşünemedim o anda. Allah Allah ha sana şey mi geldi? Ha pembe don ekranda yayınlanabilir. Dur güzel laf soktu mu dedin? Kardeşim laf öyle sokmayla. Ne bir anlamadım işte ya. Geç o iş. Ne dedin? Laf sokmayla çıkarmayla bu evde kalınmaz kardeşim. Ben onu hesaplamıyorum. Ben öyle bir cümle kurdum ki yanlış diye dedim. Kemal, abi çok fazla git hayatına bak, aşkını yaşa. Tamam, gerçeklerin de farkına var. Bir aynaya böyle bak, aynada kendini görme. Arkandan dönenleri gör bence. Kardeşim, senin söylediklerinin, sen söylersen ben, ön yargılısın diye senin söylerim. Söylediklerinin, senin sen söylediklerin benim için bir söylerim. Önem teşkil etmiyor. Bunların benim için hiçbir önemi yok. Ha, tamam, ben, sen o şekilde kabul ediyorsan yarabbim şükür o zaman. Tamam abi. Benimle... Kemal şansını zorlama. Bak gerçekten şansını zorluyorsun. Söylediğin cümlelerin altında neler yattığını ben iyi biliyorum. Şimdi bak beni zorlama. Kardeşim sen bak bana beni gerçekten zorlama. Zorlamayla alakası yok bu bak işin. Burada zorlama. Ben seninle tartışıyorum. Şerefsizlik yapma. Erkek gibi davran şurada. Anladın bak, mı? Emre delikanlı yanlış konuşuyorsun ol. Kardeşim. 28 yaşında 27 yaşındaki bir genç kızı tamam mı? Burada laflar uydurup aşağılamaya çalışma. Yeter. Küfür etme Emre. Yeter artık efendi ol. Bak kaç gündür aynı şeyi yapıyorsun. Küfürle ben seni buraya getirdim. Efendi ol. Emre. Herkesin bir ailesi var. Herkesin bir anası var, babası var. Milletin küfür kafasında etme. Soru işareti oluşturup durma. Bana tamam. Küfür edemezsin. Bak küfür etme. Akıllı olacaksın. Küfür etme bana. Akıllı olacaksın. Sen bana küfür edemezsin. Kimsenin merhametiyle vicdanıyla oynayamazsın. Sen bana küfür edemezsin Emre. Küfür etme. Anladın mı? Emre biraz kardeşim. Hastasın. Normal tartışırsan tartış küfür etme. Başım dönüyor. Bahçeye. Git işine bak. Allah aşkına işine bak tamam mı? Biz de artık o algıları yaratmaktan vazgeç. Ben algı yaratmıyorum. Yakışmıyor sana. Ben algı yaratmıyorum. Vazgeç. Bak ben algı yaratmıyorum. Kaç gündür sen ben neler biliyorum şunu... Sana ne oğlum?
Sana ne ya? Ben bunu insana gönlüm düştü. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Yaptığın yakışıyor mu? Delikanlı adama söylediklerin yakışıyor mu oğlum senin? Küfür etme. He? Bir delikanlı adama senin yaptığın yakışıyor mu? Söyle bana. Ben benim başına çıktı. Yanlış anladım. Bir dakika Tüyçe. Allah aşkına geçsene şöyle. Arkaya geçsene sen. Sen bana bir söyle. Bir dakika ya ben sakinim. Oğlum duyuyor musunuz beni? Sana yakışıyor mu? Kardeşim. Sen 28 yaşında erkek adamsın. Bak, tamam yargı yapıyor. Buraya gelip bir genç kızla alakalı böyle ileri geri konuşmak sana yakışıyor mu? Bütün ev konuşuyor. Emre, söyle bak. Bütün ev konuşuyor. Sen imalı konuşuyorsun. Kardeşim. Benim elimde bak. Neler var? Oğlum ne var lan? Ön ne yargı var, yapmıyorum. Ne var? Ya, yargısını tamam, senin elinde ne var oğlum? Getir dök de artık göre. Söylemediğim şeyi kim söylemiş lan, gibi lan? Söylediğin şey var kardeşim. O mu var? Söylüyorum, bu yüzden mi bu insanı bu kadar suçluyorsun? Beni, sırf kendini beni, haklı beni, göstermek için beni mi? Beni niye öyle suçluyorsun? Bu yüzden mi? Beni niye suçluyorsun? Sen yeter ki.